you mm -hmm. Kulübü başlıyor. Karşınızda Okan Boyilge. Beyler uykusuzlar kulübüne hoş geldiniz. Birçok uykusuzlar. Çok güzel, çok önemli uykusuzlarla beraber olacağız bu gece. Onlar bize yeni üretimlerini, yeni işlerini anlatacaklar. Burada seyircilerimizle beraber sizlere bu cumartesi gecesinde uykusuz saatler geçirteceğiz. Hoş geldiniz. İyi eğlenceler. <laughs> Hanımlar beyler Müjdat Gezen, Elif Gezen konuklarımız hoş geldiniz. Türk tiyatrosunun efsane ismi her beraber olduğumuzda çok mutlu oluyorum ve bir yandan da e, sizin 60. sanat yılınız ve sizin baba kız olarak 50 yıl sonra sahnede tekrar bir araya gelmeniz neden bu 50 yıl boyunca? E, <laughs> E, bu beraberlik gerçekleşmedi. Kariyerinizde 50 yıl ne kadar seçici davrandınız kim bilir, değil mi? Her gelen teklifi kabul etmedin tabii. 50 yıl, 50 yıl bekledin babanla oynamak için. ha Evet. Evet. Mert. Evet, Meğer 50 yıldır ben bekliyormuşum bugün. E, ama bir, bir baba için ve bir kız için büyük mutluluk hakikaten göz yaşartıcı Öyle. mutlaka. Öyle. E, hemen şu program dergisini son zamanlarda siz tabi eski. Ee, sanatkarlar ve eski gösteri dünyasının duayen ismi olduğunuz için siz oyunlarınıza program dergisi Pro basıyorsunuz. Evet. Birçok oyunun bugün program dergisi yoktur ve çok anlamlı bir kapağı var bu program dergisinin. Bu evet. 50 yıl önceki ...haliniz... Ee, evet. haliniz. Ee, ...zaten burada ne kadar seçici olacağın... ...gözlerinden... <gülüyor> <gülüyor> Doğru, <gülüyor> e, e, belli. ...fakat <laughs> babanın yakışıklığına bak... ...tabii ki maşallah maşallah... ...hiç memnun değilsin... Hiç. Ee, ...sahnede olmaktan... ...Müjdat abi nasıl gerçekleşti bu sahne? Ya ben e, çocuk tiyatrosu yapıyordum... ...Müjdat abi çocuk tiyatrosu diye bir şey... ...annesiyle gelmiş bunu... ...ben farkında değilim... ...bıtır pıtır sahne... ...bir yaşında o zaman... Birisi yürüyor, baktım bu... aldım... E, kucağıma, işte bu benim kızım dedim, seyirci falan da hoşuna gitti, alkışladılar. Daha çok tabii e, onun biraz daha büyükleri, 6 yaş grubu falan var, çocuk tiyatrosu. Annesi de o sırada... bastı deklanşöre. Bu resim çıktı ama sonra aradan 50 yıl... Ee, ...geçmesine rağmen biz hiç karşılıklı oynamadık. Evet. Evet. Ama bakışlar da zaten o seçici bakış... ...yani diyor ki yani bu ilk sahne deneyimim için... ...bu adam uygun bir seçimle oldu diyor. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> 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 müthiş fotoğraf, müthiş gurur gurur fotoğrafı bu hakikaten yani. Evet. Ee, evet. 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 Hiç hatırlamıyorum o anı. E tabii hatırlamayacaksın canım. <laughs> Peki İçinde şimdi berbatları da var gördün değil mi? O ee, mavi da. saçlılar bile. evet o ama bizim... onlar berbat değiller tabii ya burada. tek berbatım evet. ya o, ötekiler o, evet. güzel. Hayır canım bu da işte bu günün modası şekerim. Evet bir de tabii şu fotoğrafları da ee, görelim birlikte. Siz evet. zahmet ettiniz geldiniz sağ olun. Kim bilir o ka kamera ne kadar ağırlık yapıyordur kim bilir yani bütün arkadaşlarınız oturarak böyle bizi çekerken siz böyle o kamerayı taşımak zorunda kalıyorsunuz. Evet tabii ki farklı tarihlerden farklı fotoğraflar. Bu nasıl gidiyor bu baba kız ilişkisi yani? ha Güzel gidiyor çok güzel çok güzel çok güzel gidiyor. Hmm. Böyle bir artık can yoldaşlığına mı dönüştü? Ne oldu? Biraz öyle oldu galiba değil ha? mi babam? Ya zor. Çok zor oğlum. Sen de kız babasısın biliyorsun. Evet. Elif yurt dışında yaşıyor. Evet. Zaten 28 yıldır hmm. yurt dışında. E Ondan evvel de annesiyle yollarımız ayrıldığında... Hmm. ...küçücük yaşta hep hasret büyüdük birbirimize yani. Hmm. Ben de onunla beraber büyürken... ...gencicik adamdım ben de yani... ...beyaz filan değildi saçlar o zaman... Hmm. ...dikkatimi... <laughs> ...benim de değildi... <gülüyor> <gülüyor> ...yok... <gülüyor> e, ...Hollanda'da yaşıyor, Lahide yaşıyor... Hmm. İşte telefonla görüntülü konuşuyoruz... ...fakat hmm. ben... E... ...görüntülü konuşmaya çalışıyoruz... <laughs> ...evet abi... ...geçen gün Elif'le... E... ...öyle bir hatta oyuna da koyduk onu... ...bu beni arıyormuş görüntülü... ...ben farkında değilim... ...benim Okan bu... Kimden kaynaklanıyor bu? Babaannem mi? Annem mi? Biliyorsun annem çok evhanlıydı benim. Hmm. Ama nasıl evhan. Mesela tabii biz savaş yıllarında doğmuşuz. Hmm. Mesela ben radyoyu aç Açma Ceryan Çarpar. <gülüyor> <gülüyor> Niye mu? <ben? gülüyor> <laughs> Niye be? Niye Ceryan? Pikabın iğnesini iğnesinde. Yapma ablan yapsın daha iyi. Niye daha iyi <gülüyor> ya? Niye <laughs> <laughs> ablan? Çok, çok kız çocuğunun kıymeti yok. <laughs> Avustralya'ya film çekmeye gidiyordum ben. Elini öpmeye gittim. Anne Avustralya'ya gidiyorum dedim. Annem dedi yavaş git. <laughs> Abi çok, sana da yapardı yani. ...tabii balkona evet. çıkartmazdı. Evet. Bir de hani o anlaşılabilir bir şey de hmm. pencerenin önünden de yürütmezdi. Hmm. Evet, ya hmm. düşerse müşer... hmm. çok <laughs> evhamlıydı, çok. Evet. Ondan. Ama kaldı. babana hiç geçmemiş <laughs> tabii ki. Hiç, hiç. Yok, yok. Yani sende var mı? Yok. <laughs> yok. Yok. Ama bak <laughs> ben sana diyeceğim, ben benim doktorum vardı, profesör Sabahattin Kerimoğlu. Şey doktor yani. <gülüyor> <gülüyor> Ben bir kere aynı gün üç kere gitmişim Sabahattin Hoca'ya. Hastalık hastalığı. Dedim ki hoca bu hastalık hastalığı ne zaman geçer dedim. Merak etme elden sonra geçer dedi. Niye 50'den sonra? Çünkü 50'den sonra hastalıkların kendisi gelmeye başlar da ondan öyle. Doğruymuş. Tabii. Ki. İşte bel fıtığı, evet. yok unutkanlık falan. Hı. Unutuyorum Cevat. Unutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir bir, bir, evet. bir yandan da hakikaten böyle yani, taş çıkartırsın ya o kendi yaşlılarına, hakikaten gençlere, gençlere özellikle gençlere. Ya, yani elinde. yorulmuyorsun, durmuyorsun. Yorumlu. Sürekli üretiyorsun. Yoruluyorum. Vallahi hmm. yoruluyorum Okan. Yani bu iki yıl öncesine kadar şu dünyanın üstünden kalksın bir an evvel. Hmm. Ama Türkiye'ye de işte geldi maalesef hmm. bu hmm. salgın. Hmm. O zamana kadar iyiydim ama e, gerçi dört tane oyun yazdım, dört tane kitap bitirdim. Ya falan pandemide yani. kimse senin kadar üretici olmadı. Pandemide de geldik e, kitaplar ve, evet. ve bu oyun ee, oyun da ya pandemiyi de yani. bitirmedik bu arada. Yani evet. şimdi bu oyun hemen... Söyleyeyim tarihlerini de 11 ve 18 Aralık yani biz tabii ki bu bir bant kayıt aslında hı hı. siz dördünde yani yayınlandığımız günde gün oynamış, gün oynamış oluyorsunuz. Ondan sonra 11'inde sonra 13 Aralık'ta Bursa'da bir oyununuz var. Evet. Ondan sonra da 18 Aralık'ta yine Müjdat Gezen. E, tiyatrosunda oynayacaksınız. Nasıl bilet bulacağız? Herhalde Biletix Ocakta X... Baba sahnedeyiz. Falan. Ha Ocakta Baba sahnedeyiz. En yakınlarını edelim. Edelim. E, evet. söylüyorum. Ama zaten e, dijital platform e, üzerinden Paso'dan ya da Biletix'ten bilet ya da Mobilet'e evet. hangisinden bilet, bilet, bilet Bir de e, Paso'da mısınız? Okulda Bilmiyorum ben yani. hiç bilmiyorum. Evet. <laughs> hiç Yahu seyirci sizi öyle ya da böyle işte gişeden bilet gezen olarak ya da Müjdat Gecen biletler. Sanat Merkezi'nde de hı, satılıyor. Şimdi bu tabii ki ilginç bir ürün. Bir kere Baba Kız isimli oyunun müzikleri sana ait. Evet. evet. Ama bu hem senin şiir ya da güfte diyelim onlara onlar beslenmiş durumda hem de babanın şiirleri evet. beslenmiş durumda. Evet. Burada... Zorun neydi? Yani sadece <laughs> babanın yaptın? şiirlerini e, beslemedin. Kendi şiirlerini de besledin. Sen iyi şiir yazıyorsun. Ama hmm. bir yandan da şunu merak ediyorum. Yani baba kız bir araya gelmek güzel. E, fakat baba kız da bir yandan birbirlerine beğendirmeye çalışırlar kendilerini. Üretimlerinde. İkinizde Abi. de böyle bir ortak e, duygu var mı acaba? Benim var şiir mi? yazmam... E, Onunla ilgili değil. Çocukluktan beri de ama biz e, senin de belki kulağına gelmiştir. Yani Nazım Hikmet e, Bodler Müjdat Gezen Çok. Üçlüsü diye bir, bir şey var. <laughs> yani. Şiir duyarsın. Yahu Şiir. Ay, şair olarak kıza bağlamıyorum tabii. Bugünlerde <laughs> diyorum bir baba kız birbirinize hem o, o, oyunda oynarken hem oyunun hazırlanması hazırlanmasında evet. bu çok güzel bir şey. Ben kendimi çok... kızıma beğendirmeye çalışıyorum. <laughs> bak bunu ben yaptım diyorum. Evet. O da diyor ki bak bunu da ben yaptım. Yani bu duygu acaba geçerliğini koruyor mu? Bana gelecekten benim geleceğimden de haberler verin diye söylüyorum. Canım. Evet. Yani ben yıllar önce şöyle bir şey yazdığımı hatırlıyorum babama bir doğum günü kartımıydı bir bir oyununun açılışıydı galiba. Şimdi tam söz ve söz hatırlamayabilirim ama e, öğrencilerin benim yerimde olmak isteyebilirler sana baba diyebilmek için hmm. bilmiyorlar ki ben de onların yerinde olmak isterim sana hoca diyebilmek için yazmıştım Oo, e, ve bu provalar sırasında bir kere bu oyun neden çıktı? Yeni, yeni duyuyor yalnız hoca. <laughs> Yo, hoca duydu, yeni duydu. duydu. Bu... Ya, yaz, yaz yazarak Hayır. vermiştim Hayır. yani yaz Müjdat hoca mı? bir gösteri insanı. Gerçekten evet. benim gördüğüm en harika gösteri insanı o gösterinin bir parçasıysa yeni duyuyormuş gibi yapabilir. Evet. 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 Fakat bunu yeni <gülüyor> duyuyorum. <laughs> <laughs> ha. Ay ama bu da bir dakika ama bu da bu da gösteriye dahil olabilir ama bu da da gösteriye Bak dahil ya olabilir. Aşağıda bu bölümü <laughs> iki dakika karşılayıp. <laughs> <laughs> Ay muhteşem. Ee, şimdi pandemi döneminde uzun bir süre gelemedim. Ondan Hı. önce sık sık geliyordum. Değil mi? Her iki üç ayda bir geliyordum. Evet. Pandemi süresince bir, bir seneden fazladır gelemedim. Ve de e, ben orada korom var. Koromu da yapamıyorum. Korolar ilk yasaklanan e, gruptan, gruplardan Tabii. biriydi zaten. Evde oturuyorum. Biraz depresyon başladı bir şey yaratamıyorsun. Aynı şekilde babam da okul kapandı, tiyatro kapandı. Ne yapalım ne yapalım? Bir şey yapalım. Hani birbirimizi biraz canlandıralım dedik. Hmm. Ben bir dizi şiirlerini babamın bütün şiirlerini okudum Dört, beş ayrı kitabından. Hangisi bana ilham verdiyse besteledim ve doğum gününden bir hafta önce birer 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 hepsini ona yolladım. Hmm. Böyle bir climax yapıp son gün en güzelini yollayıp falan. Hmm. Hmm. Babam galiba sevdi bu işi ve dedi ki ya bunları bir araya koyup bunlardan da bir şey yapsak. Ben de dedim ben mi dedim sen mi dedim neden biz baba kızlığımızla ilgili bir şey yapmıyoruz? Çünkü bayağı anlatacak anımız var, ortak anılarımız da var. Evet, evet. Babamın bir yığın anısı var zaten. Böyle başladı değil mi babam kendiliğinden başlıyor. O Okan aslında bizi birbirimize böyle mıknatıs gibi daha çok yaklaştıran iki olay aslında berbat iki olaydır biliyor musun? Neler? Bir tanesi... Neredeyse dokuz sene önce annemi kaybettim. Hmm. Ee, annem çok çok özel bir insandı ve ben... ...annem hayattayken hep annemin kızıydım. Hmm. Hmm. Ee, öyle oluyor anneyle baba ayrılınca... ...hangi hmm. ebeveynle kalıyorsanız biraz onların takımında oluyorsunuz. ister istemez. Hmm. Hmm. Ee, annemi kaybettim. Arkasından bir kanser maceram oldu. Hı. O kanser maceramda babam aldı beni kanatlarının altına. Öyle Hollandalarda manolar olmaz gel buraya dedi. Ee, benim işte ameliyatım Benim yok abi. Bravo. <laughs> benim ha? ameliyatım, kemoterapim falan hep <laughs> burada şey. oldu. Ee, dolayısıyla o zamana kadar da her geldiğimde zamanlarımı hep bölüyordum. 10 gün kalıyorsam 5 gün annemde, 5 gün babamda. Sonra annemden sonra geldiğimde ne kadar süre hep, hep babamda oldum. Babam hatta demişti ki artık tamamen benim kızımsın. Ee, kanser sürecinde de sürekli beraber olduğumuz için epey bir üç aydan fazla böyle çok bir yakınlaşma oldu. Babam o hastanelere gitmekten nefret eden adam Hı. beni bir an evet, yalnız bırakmadı. Evet nefret ediyor. Götüremezsin, doğru. Beni hiçbir an yalnız bırakmadı. Bütün kemoterapilerimde ki, hele sonuncusu çok kötü bir deneyimdi hepimiz için, çok kötü. Bir an yanımdan ayrılmadı ve her türlü şaklabanlığı yaptı beni güldürmek için. Ee, o, o bizi çok e, yani o aradaki kaybolan yılları böyle bir anda zoom yakaladık gibi geldi bana. Ama sen zaten babanın kızıydın ben seni konservatuarda tanıdığım zamanda yani iki açıdan babanın kızıydın. Benim odun. de tahminlerim bu merkezde yani. <laughs> şey değil, yani. <laughs> ben sana söylüyorum gösteri adamı yani bir duygusallık olduğu zaman bozar. Yok abi. Ya. Bozar duygusallığı yani onu... Komediye evriltir, öyle yani. Öyle ee, biraz, e, yani daha, ben, biraz Nasrettin Hoca gibi. Evet, yani. evet. Değil yani var. ben seni tanıdığımda da çünkü sen iki nedenle hep babanın kızısın. Bir, babanın şöhreti e, ve bu bir ön kabul. Tabii. Seni çağırırlarken, senden bir başkasına bahsederken, seni tanıştırırken. Tabii, tabii. Bir diğeri de e, bir sanatçı olarak en kolay mücadele edeceğin, Klaimaksın, evet. zirven baban evet. zaten yani en kolay e, hedef gösterilecek ve en çok ve en tatlı mücadele edilecek, yarışılacak o hmm. yani. Peki şimdi bu e, ne oldunuz siz? Hem senin çok güzel bir belgeselin çekildi, sonra bunun bir televizyon programı çok eğlenceli geçti o belgeseliği. Onu da izledim. E, Metin Akpınar abimizle ilgili bir e, belgesel yapıldı, etkili Çok güzel oldu. Yani. Sonra söyleşileri geliyor. Yani ne oldu siz her sene değerlisiniz de bu bir iki senedir daha bir değerli oldunuz. Niye böyle, nasıl yorumluyorsun? Yani kızına sormak lazım. Yani ne oldu bu... Bilmem galiba... Pandemi yani bir sırasında... ihtiyaçtan dolayı oluyor bu yani belki herkesin bildiği tanıdığı Müjdat Gezen, herkesin bildiği tanıdığı Metin Akpınar bir anda e, bu işte ürünlerle, belgesellerle, kitaplarla, e, senin de kitaplarla filan en çok satanlar listesine giriyorsun sen filan. Yani bu ne oldu, niye böyle ilgi gösteriyoruz sence? Bence belki biraz tesadüf olabilir, belki biraz... Pandemi süresince bir şeyler durdu ya, sanki zaman durdu. Ve ne daha önemli, hmm, hmm. ne daha kalıcı, belki yani insanların bakış eskiye, açısı özlem da değişti. Değil, eskiye özlem belki. değil, ben öyle bakmıyorum. Eskiye özlem değil bu. Bu büyük sanatkarların evet. tekrar hatırlatıcı ve uyarıcı olarak tekrar ortaya çıkmaları olarak görüyorum. Çünkü insanlar... Bilmiyorum. Ne oldu ya bizim insanlığımız koşturuyorduk evet, böyle evet. oraya buraya paraya şöhrete şuna buna Hı -hı. falan ee, ondan sonra kazanca doğru ama bir anda durduk dur bakayım bize bunlar hakkında bir laflar etmiş adamlar vardı ya evet, işte çektikleri evet. filmlerle yazdıklarıyla çizdikleriyle nerede ya o adamlar filan hoppa böyle evet. bir değere bindi bu Olabilir. iş. Sonra da başka türlü geliyor sanki hani antika daha değerlidir ya onun <gülüyor> <türlü>. <gülüyor> Hakkınızı <laughs> söylemek söylüyorum. Peki. E, Müjdat abi senin evet. kitabın da e, şiiri diyelim bunun için yani aslında değil mi? Bu tramvay şiirin. Evet, yani e, o, o o, e, şimdi Okan benim çocukluğumda tramvay benim jenerasyonum için nostaljik bir alettir biliyor musun? Bir kere en ucuzdu. Ben memur çocuğum. Üç kuruştu. İkinci mevki. Ben konsertöre giderken de tiyatroya giderken de hep İkinci mevki tramvayla gider gelirdim. Hmm. Üç kuruş gidiş, üç kuruş dönüş. Anlatabiliyor muyum? Hangi mu? kura göre abi bu? Ee, <laughs> e, dolara göre tabii. <laughs> tabii ki dolara <laughs> yeah. Gerçi biz de maaşımızı dolarla almıyorduk ama... ...olsun yani <laughs> o zamanki kur... Hangi kur ya? Nerede hangi kurdu <gülüyor> o? <gülüyor> Hayır üç kuruş hangi kurda acaba? Hayır kuruyorum kafamda bulamıyorum. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> çok güzel, çok güzel. Ay o tramvay benim için hakikaten başka bir şeydi. Çocukluğumu bindirdim tramvaya. O gitti ben kaldım yaya diye kitap. Evet. Elif de onun içinden şiirlerimin böyle bir kısmını birleştirmiş, bestelemiş filan sonra bana dinlettirdi telefonla yol. ben biliyorsun ee, Telefon şeyliyim ya, Engellim. yani annemden dolayı işte o, demin bahsettik değil mi biraz <laughs> mesela, Elif beni arıyor, görüntülü arıyor mesela, ben de görüntülü aradığını biliyorum, diyorum, alo, ya. Se seni kabul ediyorum Elif, <laughs> diyor. o da bana diyor ki, ne diyorsun? Kulağından beynini görüyorum. yüzüme çevir şunu diyorum. Beynini He. görüyorum çok güzel. Evet, görüntülüymüş çünkü. He. O görüntülü de abi bir saat sürüyor. Görüntüyü bulmam. He. Bazen bir sürü yanlış şeye basıyor, He. mikrofonu kapatıyor, He. 180 derece döndürüyor. Bir şeyler bir şeyler. Evet. Birkaç tane hatta başka birileri bile çıktı yani. O kadar. <laughs> o kadar. O kadar. Evet ama şimdi bazı arkadaşlarımın çocuklarıyla yaptığı testler var. He. Aslında o Müjdat abiden daha fena onların durumu. Yani ben gencecik beyinlerden söz ediyorum. Hı, Mesela arkadaşım, yakın arkadaşım oğluna diyor ki ee, kapı çalınıyor diyor. Çocuk diyor ki niye kapı çalınıyor diyor. E kapı çalınıyor aç. Niye kapı çalınıyor ki? E, kurye gelmiştir diyor. Ha Kurye geldiyse açayım diyor kapıyı diyor. Anlatabildim hmm. mi? Evet. Ondan sonra da diyor ki yalnız diyor, arada sırada diyor kafa bulmak için şey yapıyorum. Yalnız diyor kapıyı açmaya giderken şu diyor salon ışığını da söndür diyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü iki talimat var. Yani Ooh. kapıyı açmaya giderken salon ışığını da söndürecek. Evet. Ve böyle yani e, bomba gibi bir gençlikten bahsediyoruz ya gelen işte bu ya bu. Yani yani Müjdat abi çok daha iyi durumda yani <laughs> Yok, evet. en azından evet. telefona konuşurken ...beynini görüyorsun. Bir beyin var orada yani. Evet, en, en azından. Evet. evet. Allah Z ne kadar şey güzel konuşuyorsun ya. <gülüyor> 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 evet. Of be. Peki oyun Hı. Oyunda ne oluyor? Tamam anladık bunları. Şiirler var. Ee, bunlar işte müziklendi. Bu evet. şiirler. Ve bir müzikal oldular. Ee, yani Müzikli müzikle oyun, oyun oldular. Müzikli oyun. Müzikli oyun oldular. Evet. Yani. Oyun oldular. Evet. Peki başka ne anlatıyorsunuz? Anılarımız var bir sürü baba kız. Hı. Onları anlatıyoruz. Babamın evet. gençlik anıları var. Çocukluk Hı. anıları var. Onları Hı. anlatıyoruz. Şarkıları... Evet. O, o anıları şarkılarla bağlıyoruz. Çok isimsel. güzel. Evet. evet. Yani aslında böyle haybeden bir ana anlatma değil. Bütün bunlar aslında Hepsine dramatik bağlıyorum. bir e, yapı içerisinde. Mamamia'daki içerisine. gibi. Aa evet, <laughs> Mamamia'daki gibi. Doğru, doğru, doğru. Bir yandan da doğru. Okan ben şeyi seviyorum ya bu e, genç jenerasyon belki çok haz etmeyebilir ama ustalar var ya bizim o evet. Darül ve dair Kur'anlar mesela evet. Onlarla ilgili anekdotlar anlatıyorum. Ve genç seyircinin de inanılmaz ilgisini çekiyor. Çekmez ya. mi? Mesela bir tanesi çok bir, bir 30 saniyelik bir anekdot ama e, Türk tiyatrosunu kuranlar yani Muhsin Ertuğrul, Raşit Rıza, Besat Butak, hmm. yani Vasfi Rıza Zobu, hmm. İyi Galip Arcan. İyi hmm. Galip Arcan çok kısa boyluydu. Yani en konu kısaydı bir Fransız piyesinde Jön oynuyor bu. Besat Baba da Şehir tiyatrosunun en yaramazı. En masklar yapar bilmem ne yapar. Butafordur. Butafor yani her şeyi yapar. Mesela bu bardağın aynını bu kavadan yapar filan. Yani bu, masanın aynını kartondan yapar. Müthiş marifetli bir adam. İyi Galip Arjan geliyor diyor ki Behzat bana bir baston yapsana diyor. Jön oynuyorum oyunda diyor. Üstüne abanlığım zaman biraz uzun görüneyim yanındaki kız oyuncudan diyor. Abi Behzat Baba bir baston yapıyor buna. Sa git Bedesten'den satın al o kadar güzel bir baston. Fakat Muzur dedim ya yaramaz. Her gün oyundan iki saat evvel gelip bastonu alttan bir santim kesiyor. <laughs> Her gün ama. <altın>. Onuncu günü <laughs> İgalip Arcan Behzat Baba'yı çağırıyor. ki... <laughs> Behzat gel sana bir sır vereceğim. <laughs> ne diyor? Benim boyum uzuyor diyor. <laughs> <gülüyor> İkisine <gülüyor> de buradan ben Aa, rahmet veriyorum. Evet, evet. Evet. Evet, <laughs> müthiş, ikisi de müthiş. çok güzel var. Peki. Evet. <laughs> 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 bunlar var ya <laughs> oyunun içinde böyle bir sürü Celal Sururi, Toto Karaca, Muammer Karaca, Minoloskul, Adile Naşit, Adile'ninki de çok anlıyoruz. güzel biliyorsun anlatayım mı? Hangisi? Mi? Kısa ama lütfen e, lütfen. Yaka lütfen. mikrofonları ilk geldiğinde ay evet müthiş ya lütfen yaka anlat Yaka mikrofonları lütfen. ilk geldiğinde biz Münir, ben bir oyun koyuyordum Kalnıniger diye e, Luna Park'ta ilk gün e, yaka mikrofonumu oynayacağız ama hiçbir şey bilmiyoruz bu konuda frekanslar falan varmış bizim haberimiz yok ben Münir abiye Kalnıniger'da bir laf söyledim onun da cevabını bekliyorum tamam mı? Lafım, repliğim bitti. Münir abi de konuşmaya başladı ama gelen ses şöyle. 34, 26, 43, gazla, gazla park etme. <laughs> Polis telsizi girdi of, abi. E, of, <laughs> Bu iyi. Neyse <laughs> frekanslar düzeltildi, oldu. Adile'ninki fena. Adile Şan müzikolünde evet. biliyorsun değil mi hikayeyi? Lütfen anlat. Ha. Lütfen anlat. Şimdi <laughs> o oynuyor o Adile Naşit. Ben onunla her filmde de ya annem olur ya teyzem olur rahmetli ama çok tatlı hmm. kadınlı yani. Ondan sonra bir 20 dakikalık boşluğu var hala tuvalete giriyor. Tamam mı? Mikrofonu açık unutuyor. <laughs> tamam mı? Abi salon o bin kişilik san müziği. <laughs> İnliyor böyle. <laughs> yani senfona orkestrası gibi. Yani. <laughs> yok yok tamam mı? <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> çıkıyor. Adile abla sen e, tuvalete mi girdin diyor oradan biri. Evet diyor ha, mikrofonu açık çıkıyor. İkinci perde oynamıyorum ben. <laughs> Ya böyle of. bununla teknikle ilgili. Bunlardan anekdotlar serpildim. Yaşadıklarımdan anlatabiliyor muyum? Elif de işte kendi hayatından, beraber hayatımızdan o şarkılar, türküler derken iki buçuk saat Müthiş. Geçiyor. Peki başka türlü nasıl olabilirdi? Başka türlü bütün bu göçmüşlerin, bütün bu büyük sanatkarların her birinin e, anı kitapları olacaktı. Ya da senin gibi üreteceklerdi, yazacaklardı. Ya da birileri, yani başka ustalar, onlardan sonra gelen yine senin evet. gibi ustalar bunları bir sonraki nesillere böyle aktaracaklar. Ya bir evet. tiyatro yoluyla ya kitap yoluyla. Tiyatro evet. daha iyi tabii. tabii. Aynı anda bir evet. yani kitapta olacağı, kaç kitap okuyor? Evet. Onun yerine e, büyük kitlelere bunun e, aktarılması açısından. Evet. Peki, e, şimdi bu... Durmadan, yani sen bilmiyorum babana biraz tabi baba kız sohbeti yaptığımız için öyle gitmek istiyorum biraz daha ailevi olarak. Ee, yani babanı uyarıyor musun? Baba çok çalışıyorsun, çok koşturuyorsun biraz yavaşla falan. Yok, yok çünkü o durursam düşerim diyor ve ben de ona evet, inanıyorum. Ne babam güzel. babam yapan. İnsan, hani hmm. bir olan insanlar var, Doğru. bir yapan insanlar var. Evet, çok var. güzel bir çok güzel Mesela, bir tanımlama. Hamlet'i çalışırken de biz hmm. okulda hmm. Hamlet yapan insan mı, olan o olan insan, evet. bir türlü yapamıyor adam. Doğru. Bu yapan bir adam. Doğru. Üretmesi lazım, paylaşması lazım. Hmm. O yüzden pandemi dönemi zor oldu babam için. Ee, ve ondan çıktı bu, ondan doğarak çıktı bizim bu babakız çalışmamız. Peki tevazusunu nasıl buluyorsun? Ee, Teva... Kendi neslinde ve kendisinden sonraki bütün nesiller için bu kadar Hı. toleranslı, bu kadar Öyle. E, hisseden, gören, Öyle. yetiştiren e, bunun üzerine koskoca bir tiyatro bölümü Kuran bir evet. tiyatro okulu kuran, evet. bir e, fakülte eğitimi veren orada, üniversite evet. eğitimi veren bir insan ve bunu evet. insanlara bedava kurdu. Herkesin nutku tutuldu, öğrencilerin e, ve her her öğrencinin konservatuara girebilenin de tercihi, giremeyenin evet. de tercihinin. E, o babamın bir olması. rüyasıydı. Yani. Babam rüyasını gerçekleştirebilen ender insanlardan biri Hı. diye düşünüyorum. Ama senin kıskançlığını anlıyorum aslında. Yani bir önemli bir babanın bütün ben... herkese ait olması <laughs> sadece sana değil başkalarına da Ayrılması evet. olması konusunda gençken kıskançlık değil de hep, hep bir huzursuzluk duygum vardı çünkü ha. her zaman benden daha önce daha önemli işleri ha. vardı. Ha. Ama şimdi ben yolumu buldum. Babamla beraber oyunu yaparsam o zaman yüzde yüz beraber oluyoruz. <laughs> evet. Bundan sonra böyle. <laughs> bir de bir de vakit ayırması yani işte Tabii. hemen programdan önce konuştuğumuz benim de seyircilerle paylaşmak isteyeceğim bir olay. Aa, e, şimdi. İstanbul. Hayır bu ilk programı anlatacağım. şimdi Müjdat abi şöyle yani o yıllar sen hep gençsin hep koşturuyorsun her şey ama başkalarına vakit ayırıyor ve benim ilk televizyon denemem gece koşu ilk programın ilk 15 20 dakikası ben stüdyoda canlı yayında diyorum ki bittim bittim o kadar ...rezalet başladım ki... ...bu işe... ...o sırada Türker İlanoğlu'nun, Türker abinin... ...yönlendirmesiyle... E, ...ATV kanalında... E, ...gece yarısı bir program... ...yapılıyor... ...rastlantısal bir takım ilanlar falan yapılmış ama... ...rastlantısal bir şey tutar tutmaz... ...ve... ...ilk 15-20 dakika dedim ki ben bittim... ...o sırada her zaman olduğu gibi evliyim... ...eşim gayede bu ilk program... ...canlı yayını seyretmek üzere... ...eve arkadaşlarımızı çağırmış... O arkadaşlar geliyorlar filan fakat o 15 dakikada onlar da rezaleti e, gördükleri için ve Gaye'nin üzüntüsünü gördükleri için biz fazla kalmayalım, e, e, kalkalım diyorlar. Gaye onları kapıya kadar e, yolcu ederken bir anda bir ses geliyor çünkü Müjdat Gezen programa bağlanıyor. 20. dakikada. Hı hı. ben Benim kariyerim başlamadan bitmiş, e, misafirler yolcu ediliyor filan. Ve Müjdat abi bana diyor ki sen kimsin? Niye yaptın bu programı? Ne yapıyorsun falan filan diyerekten. Evet. Misafirler evde geri dönüyor. Sonradan evet. eşim bana anlatıyor bunu. Hepsi televizyonu karşılatıyorlar ve benim bütün kariyerim değişiyor Onu ve mi? başlıyor onun sayesinde. Yaşan bir adam var ekranda. Öyle yani. değildi. Öyle değildi. O o yok, gördü. O gör, yok, o öyleydi. Gördü. Öyleydi. Değildi. O var o, olan o, bir şey evet gördü. Evet ama o Müjdat abi görmeseydi biz o programı bitirecektik. Ee, ...o katılmasaydı... ...böyle bir isim olarak programa... ...bana ertesi günü teşekkürler Okan, kardeş... ...hadi o güle güle Okan o bir şey görmeseydi evet. böyle bir konuşma i̇şte yapar de kanalı de değiştirirdi. Ama ya şöyle, tabii ki Ayça da nasıl vakit buldu da aradı şimdi, tabii. Okan şö, şöyle mi demeyelim yani... Ee, kardeş e, o kadar kabiliyetsiz. <laughs> <laughs> ha. <laughs> Hayır ama şey. bunu yapman bunu yapman çok acayip zaten. Açtım yani. Açtım telefonu gece bile yani, geliyordum valla. Ya yemin ederim bayıldım. benden söz edilsin diye yapmıyorum. Bu özelliği çok garip buluyorum öyle, ben. Ama onu çıkarıyor Bu paylaşan gençler. özelliği öyle, yani bu öyle. gençlere bakan, gençlerde bir şey gören bu kadar öğrenciyi yetiştiren kendi yetiştirmediği öğrencilere bile bakan, tanıyan, anlayan bu bu Müthiş bir yetenek. Müthiş bir yetenek. Kendimle bir ilgili de... Fa... özür evet. dilerim. Kendimle ilgili çok e, söylemeyi e, sevmediğim şeyler var ama hadi sen çok sevdiğim için söyleyeyim. Bir gün böyle bir muhabbette bana canlı yayındı galiba e, arkadaş dedi ki ne kadar alçak gönüllüsün dedi. Ben de dedim ki alçak gönüllü olmayı alçak olmaya tercih ederim. Ah canım efendim. Evet. Ah canım evet, Peki. E, bu oyunu erken saatte oynuyorsunuz. Evet, evet. Üçte oynuyoruz. Neden? Efendim babamın seyircik onu sen söyle. Neden? Ya bizim Kadıköy'de benim seyircimin yaş ortalaması 90-95 falan yani. Doğru. <laughs> 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 ya bu ne be olur mu böyle şey <laughs> <laughs> ya? gençlerde var tabii gençler de <laughs> geliyorlar ama yani beni, beni eskiden tanıyanların <laughs> Benim yaşımda olduğunu düşünürsen ne demek istediğimi anlarsın yani. ya. Ama. peki bunlar nereden mesela bakım evlerinden kaçıp gelen insanlar mı ya? Belli bir saatte mi dö dönmeleri gerekiyor? Hayır ne? gece olursa ben gece de denedim. <laughs> <gülüyor> uyuyorlar. <gülüyor> ya. Ya bu doğru değil. Lütfen şaka yapmadan anlatır mısın? Neden? Hayır, ben de böyle biliyorum. Bana <laughs> böyle da böyle. olur mu ya? Bu, bu benim seçimim değil. Ben ne söylenirse onu yapıyorum. Bu bu saatte bunun, oynuyoruz bunu mutlaka bu, hayır bunu mutlaka başka bir nedeni vardır. Yine bir buluş yapmıştır. Ben sana söyleyeyim. Yine bir buluş yapmıştır. Demiştir ki bir kere hafta sonu değil mi? E, Cumartesi. maç var değil mi? Hayır, onun için <laughs> söylemeyeyim. Ya evet, o da bir ama akşamı maç hayır, şö Şöyle bir şey yapıyor. Yine bir buluş yapıyor. Evet. Diyor ki İstanbul seyircisi diyor, tatil günü ben onlara e, bir yere yetişme kaygısı olmadan şu yani adamın kendisi zaten saat kaçta yayınlanar da... şu programa geliyor canım. Onun Tabii. öyle bir derdi yok. Tabii. %90 Sağlık. seni söyleyeyim. Yani, evet. yani bir mi? hakikaten bu buluş ve birçok tiyatro da artık matine oynamayı göze alamıyor. Hmm. Çünkü tiyatro eskisi gibi hani bir oyun haftada altı gün oynar, 5 gün oynar yani zaten şey o artık. düzenden çıktık. Matine Suare yapar o da çok hmm. e, seyrek evet hmm. ve iddialı. Matine oynamak zaten bir iddia bugün hmm. yani. Okan 1968'de mi haftada 17 oyun oynuyorduk ah. reposuz devri Süleyman. Of ya. Umur Bugay, Tuncel of. Kurtis, Aydın Engin, Tuncel Necmoğlu. Of. O, ben kendimi sinema filmi zannediyordum. <laughs> evet. Anlatabiliyor muyum? Hani üç matinesi, altı <laughs> matinesi. Vallahi billahi çarşamba, cumartesi, pazar üç. Üç oyun, üç oyun, üç oyun. Üç, altı, dokuz. Of. Ankara meydan sahnesinde. Fakat öyle bir iş yapmıştık ki ya, oyun yani o devirde. <laughs> Repo da yok, pazartesi falan da yok. Ama gençlikte oluyordu o zaman. Bir hmm. de tiyatrodan başka hiç eğlence yoktu ya. Hmm. Hmm. Yani televizyon bile yoktu. Hmm. O zaman... Yok. Ve tabii şöyle bir şey de var. Galiba tiyatro insanı bunu seviyor. Diyelim ki sinemaya ya da diziye alışık olan oyuncular... ...belki hmm. tiyatronun neden bu kadar çok repete ettiğini anlamıyor olabilirler. Hmm. Yani bir dakika siz bir şeyi... ...bir kere oynamıyor musun? Yok. Kaç kere oynuyorsunuz? 100 kere oynuyoruz. 300 kere oynuyoruz. Bin kere oynuyoruz. Yani burada... E, ...her... ...her oyunda... ...pekiştirilen, daha da... ...güçlendirilen bir sanat, bir yaratım var. Ferhan'ı düşünsene ya. Evet. Ferhangi şeyler. Ferhangi Allah şeyler. Allah rahmet evet. eylesin. Evet. Ona bir alkış çıkartırsan memnun olurum. Yani bizim oyun da her oyun değişiyor. E tabii ki. Babam tuluat yapıyor. Ben e. E, biz Müşfik Hoca'yla e, yani ben tuluat yeteneğim öyle bir deneyimim yok. E. Ben babamdan öğreniyorum e. ve öğreniyorum değil mi? Oluyor galiba. E. Çünkü sen, her sen, oyun yeni şeyler a, yapıyoruz. Aday, Ona laflar aday, atıyor ben bir şeyler aday, demek, Aday gösterdiler seni baksana. E, i̇lk, ya ilk kardeşim aldık. şimdi Bu geleneksel tiyatro çünkü. Rumeli sarında Hamlet oynuyoruz. Yıl 61. Muhsin Ertuğrul Hoca Hmm. Rumeli Sarı'nı almış muhteşem bir anfi yapmış açılışı Hamlet'le hmm. düşünebiliyor musun? Bizi de konsertuardan aldılar Yaman Savaş ben hmm. tamam mı? Daha üçlü. Üçlü evet. size roller oynatacağız diye evet. abi roller. Hmm. Ne kadar güzel bir şey hmm. değil mi? Abi dört saat oyun neyse o senede bir kere İngiltere'de oynanır hmm. Hamlet. Onun dışında iki buçuk saate hmm. indirilmiştir her yerde yani. Abi rol oynadı biz de heveslendik Bak başından sonuna kadar oyunun üçümüz böyle. 20 kişiyiz ama üçümüzü söylüyorum yani. Elimizde bunu hep böyle abi. Ve aynı noktaya bakıyorum böyle. Ulan bir rol ver mesela. Kral geliyor. Hayır abi. hep böyle. Bir gün ben o 20 kişinin içinde çok gücüme gitti. Ulan şu kadar bir şey verseler bize. Herkes böyle tutar. Ben de sol elime böyle tuttum. Abi, <laughs> tamam mı? Şimdi böyle giderken giderken o mızrakların görselliği ve tak hmm. tak tak. Biri böyle. Yani Muhsin <laughs> Hoca demiş ki müjdat mı o? <gülüyor> tamam <laughs> mı? Ama, ama çok çok oradaki anıları burada anlatırsam. Hepsini e, burada anlatma oyunumuza e, gelip Oyunumuza gelip Ama bir yandan da tabii ki orada bir muhteşem üçlü var. Yani <laughs> Bütün Savaş, tiyatro Yaman, dünyasının Müjdat, Yaman Tüzcet, Savaş Dinçel, Allah rahmet eylesin evet. ve i̇kisi Müjdat de, İkisi ikisi de, de evet, ikisi evet. de. Yani bu bu üçlü ben tabii beraber de gördüm onları, T tek tek de tanıdım. Yani hiç büyümeyen serserileri tiyatro dünyası. Tabii, tabii yani ya Bakmayın seyircimize yani. söylüyorum. Yani burada şimdi Müjdat abi çok e efendi oturuyor, büyük hoca olarak oturuyor, bir e yazar, bir yönetmen bir e, önemli bir sinema adamı olarak oturuyor ama yani bitmeyen bir e, yaramazlıklar, ya zaman, serserilikler var, dünyası çok, çok, var. Çok çok yani. konser, o yönde anlatıyoruz konser yaktık ya. Ama <laughs> anlatma işte hepsini <laughs> o, burada anlatma. Okuduğumuz okul ya <laughs> ya diyor ki ne acaba ne anlar yani e, e, hafif bir şey söylese bari. Hayır Okulu ya. yaktık diyor. Peki siz bir de bir de rahmetli savaş abiyle beraber Nazım Hikmet kitabını evet. e, yazıp resimleyip ondan sonra bir de onun üzerine hapse girdiniz. Kenan Evren devriydi o. Evet. Ondan sonra ama kitap yazılalı, çizileli, basılalı ...beş yıl geçmişti aradan. Evet. Ya bir de Biz hapse girdiniz yani cezaevine, böyle. Evet. Abi cezaevine bir girdik böyle. Pis lacivert cezaevi arabaların rengi çok fena biliyor musunuz? Böyle kirli lacivert. Evet. O elbiselerden yaptırılmış tek tip Böyle 25-30 kişilik belki 50 kişilik bir grup mahkemeye çıkartılacak. O arabaya doğru yürüyorlar ama hem bileklerinde hem ayaklarında zincir var. Pranga. Böyle. Böyle yürüyorlar. Savaş böyle. bu ne olan dedi. Bizim ayağımıza da zincir vururlar mı dedi. Vururlar mı ulan dedim. Biz kitap yazdık dedim. Vurdular. <gülüyor> Vurdular. <gülüyor> Geldik Sultanahmet Cezaevine, ayakta zincir, bilekte zincir tamam mı? Ta, oturuyoruz böyle, taşa oturduk. Şöyle bir blok vardı taş, Hı. sırası gelen mahkemeye çıkıyor. Hı. Hı. Abi biz daha oturduk, iki kişi fırladı tuvalete gitti. Ah, ayakta zincir, kilitler böyle, elde zincir bir asubay çocuk var komutan bir dakika gelsene ya bunlar nasıl gitti dedim. Ya sorma hoca onlar kilit dedi. Ha bir dakika sürmüş açmaları tık tık Aa, tık tık vın diye. Ben yani geldiler onlar ulan niye helaya gidiyorsunuz kaçsanıza dedim ya. <laughs> bir saniyede eli de ayağı da açmışlar. O biz yani ayağıma niye zincir vuruyorsun lan sen benim yani ne yapmışız? çizgilerle Nazım Hikmet. Hitam. Peki hocam bir şey söyle bana. Bu siz bu nesil ne zaman yaşlanacaksınız? Şimdi sen yargılanıyorsun. Ee, Metin Akpınar abi yargılanıyoruz. Bak bu yaşta. Genco abi bugünlerde ya. e, yargılanıyor. Siz yaşlanmayacak mısınız? Yani o, o zaman da ee, 80'lerin başında da yargılanıyordu. Daha içeri evvel giriyordu. Yani. Daha evvel de. Tabii. Şimdi de ne zaman uslanacaksın sen? Ben usluyum aslında bak abi. <laughs> ne zaman ben, ıslanacak? Abi bak ben sana Okan bir şey söyleyeyim. Usluluk kadar tehlikeli bir şey yoktur. ya. Yani. Yeah. İyi düşün. Yeah. Ne kadar uslu adam varsa bu ülkenin başına bela almışlar bravo, sonra. Bravo. Onun için bravo. ne varsa bir de yaramazlık yaptığımız zaman çok gençtik ya. Geçen sene falan işte yani. <laughs> Peki bak ne diyor Umut hep vardır. Bir, bir insanoğlunun umutsuz yaşaması kadar berbat bir şey yoktur. İşte bu örnek diyor ki ben dünyaya pozitif bakmayı seviyorum. Birazcık tebessümle Nasrettin Hoca gibi, Confucius gibi bakmayı seviyorum. Sonra ne diyorsun? Durursak düşeriz. düşeriz. Durursam düşünce de durur. Düşünce durdu mu? Kelimeleri karıştırmaya başlar insan. Unutkanlık gelir beyne. Ben üç bulmacayı çözmeden sokağa çıkmam. Gazetelerimi okurum, sonra bulmacalarımı çözerim. Ona göre ayarlarım randevularımı. Ya evet. of be işte bu beyinde böyle yerinde duruyor herhalde değil mi? Bir de Aya. sürekli üreterek. Orada biraz şüphelerim var ama o kan, neyse. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Peki şimdi bu oyun tarihlerini tekrar söyleyeceğim. Bunu ben de gelip izlemek istiyorum. Lütfen Çok gelin. bayılacağım, bayılacağım, bayılacağım. Çok eminim. 11 Aralık'ta Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda, 18 Aralık'ta Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda ve 13 Aralık'ta da Bursa'da adı ne? Akademik Odalar mi? öyle evet. bir ismi var oynadığınız hı hı. yerin ve ondan sonrasında da tabii ki devam ediyor. Ne kadar evet. Haziran'a kadar falan devam edecek mi? İnşallah ee, seyircimiz bizimki, geldiği sürece. Ben 1 Nisan savaşın doğum günüdür. Ha. Her sene 1 Nisan'da kapıyorum. Hayır. Öyle bir öyle yani 17 senelik gelenek bu. Hayır bir de Elif'i düşünüyorum. Elif bu oyunlar için sürekli Hollanda'ya gidip geliyor yani. Evet. Uçakta maske, tehlike. Gümrük, evet. bilmem ne korkuyorum da. Yani. Ama yol parası filan şimdi tiyatro yövmiyesi tabii değil mi? Gümrük. Herhalde business class gidiyorsundur mutlaka. Ee, değil mi? Vallahi öyle. Yani özel uçakla mı ya, gidiyor sorayım. yoksa? Keş, özel özel uçağım henüz yok ama yani <laughs> kendi kendime uçup gidip geliyorum. O yok. enerjiyle. Yok zaten ha. Sen şimdi Hı. Türkiye'de para kazanıp Hollanda'da harcıyorsun en doğrusu. <gülüyor> 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 Müthiş. Harika. Müthiş. Ama evet. Harika. Belki eğitim başka türlü olsaydı hani evet. belki hani bir değil mi Ekonomim, ekonomi ekonomi tersinin daha Tabii. doğru olduğunu Anlayacaklar O parayla niye oğluna gofret aldı? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş. Tabii. Peki teşekkür ederim. Biz, biz teşekkür ediyoruz. Beyler rap hip hop dünyasında en sevdiğim isim Normander aramızda alkışlıyoruz. <laughs> Maşallah, maşallah. Bütün yakışıklılığın ve karizmanla bizlerle beraber. Çok fazla konser yapıyorsun. Çok fazla. Geçen gün bir yerde listeni gördüm. Yani ben de turneye gidiyorum. Şey Farklı konular tabii ki. Biz de daha çok düşünen insanlar geliyor izlemeye. Hı -hı. Sense yığınları dolduruyorsun. Böyle e, büyük konserler yapıyorsun. Ve her gün mü bir yerdesin? Çok yoğun bir turne programın var. Ee, öncelikle kestane balının diyarı Kastan. <laughs> <laughs> Ya abi. birisi ne yapacak da evet Ama bir dakika Türkiye'yi mi şey Dünya'yı mı selamlıyorsun? Çok yani. efsane Dünya'yı Dünya'yı selamlıyorsun Tabii canım Türkiye yetmez bize <laughs> Dünya'ya ulaş hatta Dünya'da evrene Evre mi? Değil. Ama tabii bunu seni sıkıştırdığım bir sorunun ardından <laughs> yapsaydın daha Abi değil daha değil daha mi? nasıl sıkıştır konser konser ya İlk abi, başta bombayı e patlatayım da e yoksa sana kalmasın diye Ama gerçekten yani o adam çok iyi değil mi ya? Evet çok iyi değil tabii ki Çok iyi abi Yani Hayatların hiçbirini o işitmemiş gibi tabii evet, yani, psikoloji evet, evet. o noktaya geldi evet. ki artık. Evet. Ya benim bu, bu burada bu, bu <laughs> programımızdan önce e, e, muhabbet kralı programını e, çektik. O da uzun sürdü. iki küsür saat sürdü. Ve o programda e, benliğin metastazı, benliğin ölümü, metastazı, benliğin hastalanması ...bir konu işte... O, ...o doktor, bu felsefeci... ...falan filan böyle önemli isimlerle... ...yaptık ve orada gündeme geldi bu. Hmm. Yani... ...aslında biz ne kadar çok... E, ...informasyona maruz kalıyoruz. İşte dijital platformlarda izlediğimiz diziler... ...televizyonda şudur budur, oyunlar bilmem neler... ...her gün gelen WhatsApp mesajları... ...Instagram bilmem ne falan filan... ...ama bizi... E, ...global olarak... ...büyük e, ilgilendirecek şey... Bu adamın lafı oluyor. Halbuki şu oyunu izledik, bu kitabı okuduk, bu diziyi seyrediyoruz gibi bir şeyi ortak paylaşmamıza imkan yok. Fakat bu adam Türkiye'yi bir araya getirdi hocam. Nasıl lan ya nasıl olabiliyor ya? Yani. Çünkü herkesin şu anda bence o umursamaz. Hmm, hmm. Yani. Evet. Kadın dünyayı yıkıyorlar. Evet. Beni aldattın işte, çocuğumla bıraktın falan. Evet. Hani hiç öyle bir şey yokmuş gibi. Öncelikle. <laughs> hani bu ciddi, bu umursamazlığı aslında insanlar böyle. Kendine beraber. güven. Evet, evet evet. Yani şu anda öyle bir durumdayız ki <laughs> gerçekten. Evet. Ama sen sen bakar. de insanları bir araya getiren bir insansın. Çünkü senin işte diyelim ki. Müzik türünün bir parçası olan disatmaların e, ya da yeni bir e, şarkıyla çıkman, o şarkının sözlerinin herkes tarafından dinlenmesi, hı hı. yani dikkate alınması, o şarkı sözlerinin e, de, 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 ortak bir paydayla insanların konuşması falan. Sen de insanları. Yani ben aslında sen çok önemli bir yerde görüyorum biliyorsun ve bunu her seferinde de söylüyorum. Yani bir etki yaratmak işte falancanın yeni şarkısı çıkmış, filancanın yeni bir şeyi çıkmasından çok daha büyük etkiler yarattı senin her single'ın tek Hı -hı. tek. Yani bu açıdan zaten sanat da Evet Aslında tabii ki. Aslında bu değil midir abi? Tabii hani ki tepkiye bu. muhtaç bir şey değil midir? Tabii ki bu. Özellikle günümüz dünyasında hani birçok şey var. Amerika'dan ithal ettiğimiz işte politik doğruculuktan tut bir sürü duyar kasmalara ee, sosyal medya dinçlerine ve yaşadığımız Hani zamandan kıymetli değerli bir şeyimiz olmamasına rağmen zamanımızı Hani birbirimizi vurup kırarak vesaire e, bu gibi şeylerle pop geçirdiğimiz bir dünyada E Tamam ben de bazı şeyleri tartışma konusu yapmaya çalışıyorum Hı. iyi ya da kötü e, bu bu e, ...platformda payım var mı, bu olayların içerisinde payım var mı... ...benim payım çok daha eskiye dayanıyor. Daha bu olaylar yokken ben zaten bunu yapmaya başlıyordum. Hı. Dolayısıyla insanlar yeni öğrendikleri için bazı şeyler ...işte benimle ilgili şarkı sözlerimle ilgili şeyleri... ...ben diyordum ki eskiden de aynı şeyleri yapıyordum. Yani Hiciv, Neyzen Tevfik, Şair Eşref gibi isimlerin bize bıraktığı... ...Nefi gibi isimlerin bize bıraktığı yegane şey. Sanat zaten bir insanı tartıştırmayacaksa... Hı. Yani tepki verdirmeyecekse niye yapılır ki? Yani o yapılan şeyin bir sanat olduğunu da düşünemeyiz gibi geliyor. Bizden önceki kuşaklar hep bir romantizm beslemişler. Yani gerçekliği çarpıtarak, e mesela atıyorum biri aldatılıyor ve aldatıldıktan sonra işte bir tek dileğim var, mutlu ol yeter falan. Ya toplumda böyle bir reaksiyon yok. Bu bir gerçek bir şey değil. Ya da işte nikahına beni çağır sevgilim falan. Ya böyle bir şey yok hani onu dinleyenlere de saygı duyuyorum. Hani yanlış anlaşılmasın. Bizim toplum yani bizim kuşak bu e, romantik tavırla e, çok büyütüldü ama biz baktık ki gerçeklik böyle değil. E, dolayısıyla bu gerçekliği kırmamız gerekiyor. Bu bir tabu. Hani bu tabuyu yıkmamız gerekiyor. İşte şarkılarda küfür olur mu? Hı. Olacak. Yani ben yaptım oldu. Yani olay bu. Mantığımız bu. Dolayısıyla böyle birazcık aykırı bir noktadan giriş yaptım hani ülkenin gündemine, kariyerimle ilgili şeylere. Ama işte şu anda yeni yeni dediğim gibi konuşulan, düşünülen şeyler o sanat eserinin içeriğini parça pinçik, adeta bir magazin muhabiri gibi cımbızlayarak kelimeleri... ...bak şurada buraya gitmez mi laf, bak burada buraya gitmez mi laf, bak burada şöyle bir sıkıntı yaratmışsın gibi inceleniyor... E, i̇ncelensin hiçbir sıkıntı yok yani e, bu linçlere de okeyim zaten hani insanlık o kadar garip ki şu anda Picasso'yu da e, yani eleştiriyorlar hmm. e, işte yok yaptığı tabloda çok cinsiyetçiymiş falan. Aynı şekilde işte gelen e, sergisinde gelen bir insan demiş ya bu ne ya böyle balık mı olur falan diye hmm. o demiş ya balık değil resim o. Falan evet, şey i̇şte sanatımızın ha. hani yapmış olduğumuz şeyin e, gerçek dünyayla, realistik dünyayla değerlendiremeyeceğini buradan diyorum. Yani soyut bir şeydir sanat ve sana bir şey kazandırdığıyla ilgilenmez. Sana bir şey veriyor da vermiyor. Sana ne verdiğiyle ilgilenmez. Dolayısıyla sanat özgürlüğüyle ifade özgürlüğünün çeliştiği bir noktadayız şu anda. Herkes bir yerden Amerika daha da beter bir durumda yani. Bu aslında güzel bir saptama bu. Sanat özgürlüğüyle ifade özgürlüğünün çelişmesi meselesi. Bu genelde ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama duyduğum bir şey değil aslında. Siz de daha önce duymuş o Benim duymadığım bir şey galiba bir <laughs> <Yetek. gülüyor> <laughs> ee, çok özür dilerim. Estağfurullah. Lafınızı bal. Yok sen arada ben, sırada politik doğru. Ben, ben ba başka sanatçı arkadaşları da sohbete <laughs> katmak istedim ama onlar... Şey, <laughs> peki özür dilerim tamamla ne olursa. Yok <laughs> sen de politik doğru. Ha, hayır yani ben de tabii sinirleniyorum tabii ki. Şimdi bu Kediler aslan olmaz. Evet. Ee, son single Ona sus bana es lütfen ağlamayı kes. Abesle iştigal durumda tek taraflı koro ses size gelince hırs sanat ama Yanlış çevirmişler abi. Size gelince hür sanat bu. Bize gelince sert sanat. Aa pardon nerede evet. Yok bunu yanlış bunu... çevrilmiş. I çevirmişti yanlış. Yo, yo, ciddi yanlış yazılmış şey değil. Biliyorsun. Şarkı şimdi şarkı normalde cuma günleri yayınlanıyor ya. Bazı çok sıkı takip eden insanlar saat farkından dolayı gidip bazı e, dağıtım firmalarından hemen alıyor o şarkı yani Spotify, ha, işte Apple ha. gibi daha başka ülkelere VPN'le ayarlıyor mesela. Bizden ha. önde olan ülkelere. O şarkı sözlerini eee Genius'ta sanırım girmiş. Evet. E, i̇nsanlar da bu lirik bölümünde Genius'tan oluyor ama ona arkadaş çeviren arkadaş artık e, çeviren dediğim belki de Türk de değildir bilemiyorum da hmm. belki de Türk ama gerçekten dinlediği şeyi anlamakla ilgili çok büyük bir sıkıntısı var, evet. büyük bir sorun var ya. Yani. Size gelince hür sanat ama. Evet. Bu bize gelince sert defans. Peşin hükümlü bir kümes panikliyorsa Rönesans rap almayın beni bu kanala Hayır, sokmayın. Anlayın beni bu kanala sokmayın hangi takım şampiyonsa Onu, tutandan Onu tutandan olmayın olmayın eleştirin de. değiştirin bir kendinizi Ay, geliştirin oldu. falan dedi yani vallahi sana o kadar üzülüyorum ki niye sen kamerada bunu seçtin yani e, mesela bütün arkadaşların böyle yani ya Allah aşkına bir sandalye ver çok özür dilerim vallahi çok üzülüyorum bir sandalye alabilir miyim ya yani o kadar üzülüyorum ki. Yani burada ayakta bir de o çok ağır. Yani onu taşıyorsun. Gel otur gel. <laughs> ne olur otur ciddi söyle. Lütfen otur ya şey yapmayın. Ne söyleyeyim bir çay kahve bir şey. Arada bak <laughs> arada onlar gibi TikTok'a da giremiyorsun şöyle. Onu çek beni niye çek bu kadar yakın. Ha. Rahat rahat oturarak onlar gibi kaykıl arkana şöyle. Bak dünya yakışıklısı adam burada. Değil mi? Peki, bunu hepsini oku. Ok. Tabii bu senin senin e, dilinden, senin müziğinle e, dinlenmesi gerekiyor. Fakat burada tabii ki her seferinde ben sende hep uzun lirikler görüyorum. Hı. Yani böyle işte nakarat yapayım, arada bir ı, ı, yapayım, ondan sonra tekrar haydi aynı nakaratı söyleyeyim. Ne oldu na yok? Ya lütfen, rica ediyorum ne olur ya? Allah aşkına otur ya. Bir... bir... Ya bir bölüm otur. Niye bak? Onların sana göre ne şey var? Arada seni şey mi kekliyorlar mı acaba? Sen çok yakışıklısın. Ayakta sen durmalısın. Biz çok kısa boyluyuz. Çirkiniz gibi. Peki. Valla rahat rahat. Hiç şey yapma. Sabit bir yere al. Onu da şey yapma netlikle filan evet. <laughs> Eskiden neydi? Neydi kameramanlar eskiden? Abi herkes ayaktaydı. Cart oraya çekiyor. Cırt buraya çekiyor falan. <laughs> Şimdi böyle, evet. peki e, uzun lirikler var hı hı. ve e, bir, bir hikaye anlatılıyor mutlaka, tespitler yapılıyor ve bir hikaye başlıyor ve bitiyor. Hı hı hı. E, bu herhalde fark edilen, anlaşılan bir şey değil mi? O yüzden bu kadar tutuyor ya da o yüzden bu kadar çok seviliyorsun. Yani e... Biz, yavaş yavaş oldu ya abi şöyle söyleyeyim yani ya, şarkı sözlerimde bazen işte politik yermeler oluyor, hmm. ee, bazen kendi fikirlerim oluyor, bazen de hikayeleştirdiğim <laughs> hikayeleştirdiğim şeyler oluyor, eserler oluyor. Ee, mesela hani dediğim gibi hani bir şey yaparken bir önce mesela aşkla ilgili bir şarkı yaptıysam bir sonraki konunun farklı olmasını istiyorum. Hmm. Bir sonraki konunun farklı olmasını istiyorum. Dolayısıyla e, insanların 24 saatine e, hükmetmeye çalıştığım için... Yani ...eserlerin bir şekilde hmm. onların her anına uyabilsin diye... E, ...böyle bir kitle oluştu, kemik kitle oluştu. Bazen beni eski dinleyicilerin mesela e, eskiden çok daha politik, küfürlü... Hmm. ...sert sözler yazdığım için... Hmm. ...işte yeniden böyle yap, yeniden böyle yap, yeniden dön falan ama... ...dedim ki yani, müzikle beraber e, biz de büyüyoruz. Kendi sanatımız da evrimleşiyor, gelişiyor... E dolayısıyla hani bazen birazcık hani sözlerimiz nasıl anlatayım kavramsal olarak doğruyu daha belki de ağdalı bir dille evet. anlatmayı tercih ediyor olabiliriz. Bu ticari kaygılarla vesaire ile alakalı bir şey de değil. Evet. İnanın bana. Çünkü zaten internet üzerinden şarkılarımı sunuyorum. Yani YouTube 2005'te 2006'da falan kuruldu. Yani o tarihten beri şarkılarımı hep orada e, buluşturuyorum dinleyiciyle. E dolayısıyla böyle geniş bir kitle oluşuyor ve onlara arada sırada didaktik e, işte altı dolu. E, referans alabilecekleri işte mesela atıyorum hangi takım şampiyonsa onu tutandan olmayın hmm. gibi bazı yol gösterici şeyler de söylüyorum. Bunlar hoşuna gidiyor ama bazen de kimisi ama tamam herkes bir şey söylüyor. Kafam artık çok şişti hmm. falan hmm. işte eğlenceli bir şeyler yap falan da di diyen oluyor. Dolayısıyla o eğlenceli şeyleri de işte mesela mekanın sahibinde değindiğim konuya çok eğlenceli bir şekilde aldım ele. Hmm. Dolayısıyla insanlar eleştirdiğim şeyi bir yandan... Aa, ...evet haklı derken bir yandan da gülümsedi, güldü. Hmm. Belki işte beyaz yakalılar şirkete gittiklerinde açılım mekanın sahibi geldi deyip... ...günlerine başladılar falan. Hmm. Yani böyle bir kültüre ekstradan bir şey kazandırmış olduk. Bir kelime, bir e, düşünceye, bir ne bileyim an kazandırmış olduk. Dolayısıyla sanat e, hepimiz gibi, herkes gibi, herkes hayatına nasıl devam ediyorsa... ...ben de bu anın içerisinde onlara bir şey sunarak o anı paylaşmayı tercih ediyorum. E, bazen böyle benim de sinirlerim bozuluyor. Bazen çok agresif sözler yazabiliyorum. Hmm. ...mutlaka hatalarım vardır. Hatalı şeyler de yapıyor olabilirim. Ama dediğim gibi kimse mükemmel değil. Ben de zaten mükemmel olmaya çalışmıyorum. Yapabildiğim, sunabildiğim şeyle hayatımda... her sanatın hayali aslında yaptığım şey. Bir yandan bir şey söyleyeceksin... ...altında bir e, tartışma çıkaracak, düşündürtecek e, bir şey olacak. Bir yandan da onu mümkün olduğu kadar çok kişiye duyuracaksın. Yani çünkü sanatın her zaman varmış gibi görünür ama gerçekte öyle bir konforu yoktur. Yani ben öyle bir şarkı yaptım ki anlamadılar ya da ben öyle bir oyun sahneye koydum ki kimse gelmedi çünkü anlamadılar. İşte ben öyle bir resim yaptım ki kimsenin görmesine gerek yok zaten bu resim onları aşar gibi bir konforu yok hiçbir sanatçının. Yani herkes optimumda olmak ve maksimum kitleye erişmek ister. Dünyada hiçbir sanatçı yoktur. Ya yani bazı salaklar var öyle. Ben filmlerimi herkese yapmıyorum diye. Kime yapıyorsun? <laughs> yani hani hani resim de yapmıyorsun ki evde arkadaşlarına gösteresin. Sinema filmi yapıyorsun. Bir teknoloji, bir bütçe isteyen ve daha sonra da işte ya bir platformda ya da bildiğimiz komersiyel anlamda bir sinema salonunda gösterilmesi gereken bir Charlie şey. Charlie yani. Chaplin'in e, lafı evet. var ya Einstein abi beni anladıkları için, seni anlamadıkları için alkışlıyorlar diye. Evet. Ee, çok daha hazır cevap canım. Hayır. <laughs> <laughs> Peki. Şimdi bu e, e, konserler e, Aralık'ta, Ocak'ta ve Şubat'ta. 3 ay dolaşıyorsun. Şu anda da dolaşıyorsun. Aralık, Ocak, Şubat'ta da e, dolaşıyorsun. Yaz bu... boyunca zaten bitti abi. Şu anda hani kışlık bir şey yaptık, turne hmm. yaptık. Hmm. Genelde Ege bölgesine falan hmm. gideceğiz. En azından Sakarya, şöyle söyleyeyim. Denizli, Balıkesir, evet. Çanakkale, Kütahya, Niğde, Ankara, Eskişehir, İzmir, Afyon ee, Kocaeli İç Anadolu ve mevsimden dolayı evet. Bazen çünkü şeyler oluyor eleştiriler oluyor Mesela doğuya niye gelmiyorsunuz falan Hani kışın tercih edilebilecek bir şey değil Bir hmm. de bunu konser organizasyonunu yapan Hani turnemizi hmm. yapan insanlar karar veriyor Kaç Bence kişilik de özür böyle böyle soracağım Kaç e, kişilik hesapladım. bir ekip çıkıyor turneye e, Yani canlı e, çıkıyorsak hmm. e, Bazılarına canlı tercih ediyoruz çünkü 10-12 hmm. kişilik bir ekibimiz oluyor Bir de şey e, teknik e, ekip 12 kişi tamamen tamam. ha hallediyoruz yani orkestra dışında. Ee, onun dışında e, orkestramız yoksa DJ ile ben bir yere gideceksem o zaman ekibimiz 6 kişi falan. Peki rahmetli Ferhan abi bütün bu turneleri hayatı boyunca gezdiği işte hem Türkiye içerisinde hem yurt dışında bütün bu turnelerden bir oteller kitabı e, çıkardı. Süper. E, sende nasıl hikayeler var otellerde? Yani, yani bu, bu da <laughs> anlatılamayacak. Yani, e, i̇lk akla gelen o da. E, <gülüyor> yani <gülüyor> bir yandan da otellerde geçen bir hayattan söz ediyoruz. Evet. Ve her otelde herhalde e, bugünlerde biz de ekip olarak ben farklı ekiplerle bir, bir de üstelik öyleyim yani e, otellere e, gidiyorum. Ve tabii başka bir hayat şekli yani uzun bir süredir akşamları normal bir saatte eve gidemiyorum. Evet. Ama e, turneye gittiğimde, o, o şehre gittiğimde mutlaka orada bir sosyal ilişkiler durumu içerisinde olmam lazım. Hı hı. İşte gittiğim otelde de sosyal ilişkilerim var. İşte turneyi yapan insanlarla da sosyal ilişkilerim var. Orada karşılaştığım insanlarla sosyal ilişkilerim var. Neredeyse bir oyun oynamak kadar bir de bir sosyal idare yapıyorum. Çünkü işte konserden sonra hemen koşarak otele mi gidiyorsun, bir yere yemek yemeye gidiyor musun? Yok direkt otel'e gitmek zorunda kalıyorum çünkü e, performans sergilerken yaklaşık bir bir buçuk kad saat kadar sahnede kalıyorum abi e, çok terliyorum dolayısıyla hemen bir e, duş almam o hani terapim yemek almam yenilmiyor lazım. mu yok ondan sonra genelde ondan... ama otelde dönüyor dünya otelde. çünkü bir yere gidip hani e, bir şey yemeye kalksak zaten o evet. yediğimiz şey de soğur fotoğraf evet. çekilmekten evet. E yani... biz öyle bir salaz ya vallahi <gülüyor> <gülüyor> vallahi Saf salaz vallahi ya abi. yani ama hakikaten biz yani gidiyoruz çünkü onaz orada da hani bizi e, ağırlamak isteyen çünkü bizim memleketin yemekleri çok güzel. E, her gittiğin yerde o yemekleri yemekle adamı vururlar vallahi. Yani onları yememiz lazım. Onlar, biz gündüz yapıyoruz abi bunu. Gündüzleri yapıyorsunuz. Evet. Ama yani biz hepimiz kilo alıyoruz, geliyoruz. Bazı illerimiz daha da kilo katkılı. Tezde üstümüzde soğutuyoruz. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet hakikaten yani mutlaka. E, ama müzisyenin ama öyle bütün dünyada müzisyenler biraz daha otel adamıdır onlar. Yani daha doğrusu müzisyenlerle tiyatrocuların şöyle bir farkı var. Müzisyenler bizden farklı bir hayat yaşıyorlar. Onun için hemen otele gitmek zorundalar. Ee, biz, biz e, genel yerlerde, yerlerde durabiliyoruz. <gülüyor> bizimkiler <gülüyor> öyle değil. Ha? Yani havaya söylüyorsun herhalde. Hiçbir şey duymuyoruz. Yani. Yani de bakayım ödülcüm. Yani. Yani. Aa, e müzisyenler var ama bizim müzisyenler de artık tiyatrocu yani <laughs> onlar da. Şey onlar da onlar da müzisyen gibi değil. Evet. Nerede onlar biz o nerede o eski Rolling Stones'lar? <laughs> yani. Sen, sen ne istiyorsun? Sana yani. mı deri kıyafetlerde istiyorsun? <laughs> evet, ben öyle bir şey hayal <gülüyor> etmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Peki siz ne yapıyorsunuz? Çok mu efendisiniz otelde? Aa, Abi yani normal sosyal... Ya niye merak, sosyal... <laughs> merak etmeyin? Ben bir sanatçı arkadaşımla karşılaşıyorum. İlla televizyon programı yapıyorum Ama diye. Ama insanı otelde çok mu efendisiniz diye sorulur. Ne ne yapılır? İnsan otel sorun... orası yani ne onun özel... özeli. Otel orası. İşte. E, otel efendi bir yer. Yani orada ne yapıyor? Mesela cam çerçeve indiriyor musunuz? Odaları dağıtıyor <laughs> musunuz? Yok yok abi. Ben, ben yok. çok sıkılırım mesela. Hani hmm. e, odaya geçtikten sonra falan hemen e, dışarı çıkalım. E, hmm. İşte atıyorum bulunduğumuz yerde ne bileyim tarihi gözü, e, görülebilecek bir şey varsa ya da bir müze varsa ya da ne Orayla ilgili mesela diyorlar ki işte falanca filanca yerde bilmem ne şeralesi çok güzel. Okey tamam gidelim oraya. Toya gide gezerim yani. Ben bir kere o gündüzleri size oyundan anlatıyor. Sonra sen arkeoloji geceleri... müzesi açtırmayan ne olsun bak bundan sonra evet. <laughs> oyundan sonra. Oyundan Ya gidip <laughs> görmek güzel bir o şey gündüz yani. geziyorum diyor. Evet, evet o kanı birazcık geceye çekip olayı biraz evet. artı 18'e çevirmeye kan çalışıyor. Okan gece ne yapıyorsun diyor. onu soruyor. Hayır ben vallahi artı 18'e çevirmeye çalışmıyorum. <laughs> <laughs> yani ben <laughs> e, be, yani ben yapacak bir şey pek bulamıyorum. Yemek yemekten İham başka da 13 ya. İram evet, almak öyle. istiyorum. Çünkü sen o de hep geziyor. Abi şöyle söyleyeyim. Şu anda farklı olay. Çünkü niye 12'de müzik yasağı var ya. Evet, çok doğru. erken sahneye çıkmak zorunda kalıyoruz. Evet. Ee, Kaçta çıkıyorsunuz sahneye. Mesela atıyorum bazı yerlerde 10.30'da falan sahneye çıkıyoruz ve 12'de hani bizimle beraber yani güzel, yani, polislerle beraber gibi. bitiriyoruz evet. yani hani. Hadi kapatın sesini falan ha, diye tabii. bitiriyoruz ha. sesini. İşte müziği falan. Biz otele dönüyoruz Yani ben dediğim gibi hani bir ter atmam lazım vesaire. Ondan sonra işte çorbasıdır, vesairesidir, hani kahvesidir. Hmm. Günlük hmm. Bir, bir ekibimizle toplanıyoruz. Nasıl geçti, nasıl gitti? İşte hmm. yarın ne yapacağız falan. Hmm. Bunların planlamasını yapıyoruz. Sonra hmm. odalarımıza çekiliyoruz. Ya yani hani böyle bir ekstrem bir rockstar hayatı gerçekten hani Yok. zaten Hayır, bu, bir de böyle... zaten sanatçıyı kabul eden bir ülkemiz var. Benim turnede en çok duyduğum şey lütfen dinlenin. <laughs> Ya ben diyorum bu kadar yorgun gelmedim buraya. Lütfen sizi şurada dinlendirelim. Burada dinlendirelim. Ee, çok aç gelmişiz gibi. Yani biz İstanbul'dan turneye gittiğimiz zaman <laughs> tiyatrocu bu İstanbul, açtır. Tiyatrocu yani bir yokluktan gelmişiz. Yani İstanbul'da hiçbir şey yok. Ondan sonra siz çok açsınızdır. Hemen 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 yiyin ve çabuk dinlenmeye başlayın. O yani Abi de şimdi konuşurken atıyorum e, magazine istedim. malzeme vermemek. Magazine malzeme evet. vermemekle ilgili e, çok dikkat ediyorum e, kelimelerimi seçerken. Çünkü o kadar saçma bir şey oluyor ki. Mesela e, bir talk show'a katılmıştım. İbrahim Selim'in talk show'una. E, şey <laughs> rahatsız olmadınız inşallah diye mi? <laughs> Yosi'ye bir döndün ama konuşuyor adam. Ben o tembihledim abi lütfen rahatsız etmeyin diye. Buyurun. İbrahim Selim'in talk show'una katıldım abi. Aynı böyle muhabbet ediyoruz. Orada Mükemmel olan. Bayılıyorum Süper. Bana. Böyle alkol alabiliyoruz falan. Muhabbet Hı. ediyoruz bilmem ne. Böyle bir durum var. E, programda işte konu şey açıldı. Bu nudistler işte e, Almanya'daki olan şeyler falan. Hı. Hani İbrahim ben... Selim mi açıyor bunları? Yok yok. Böyle işte ona bir soru geliyor. Konu laf lafı açıyor vesaire falan. M muhabbet abi oraya gidiyor ne kadar gidiyor efendi falan. görünen bir çocuk değil mi? Bak Ben ya. mi? Hayır hayır İbrahim ya, Selim. İbra ha. Okey tamam ben almıyorum. Sen oyunu. her zaman. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen her zaman <laughs> efendisin. Evet. Sağ olasın abi. şeye işte konu laf lafı açtı falan işte... ...bizim arkadaşlarımız şey... ...tropik adalarda falan Seyşeller'e gitmişti bir arkadaşım falan... ...onlarla katılsaydım falan... ...hani ben de bu işte atıyorum çıplak denize girmek falan... ...bu gibi şeyi şahsi olarak... Hmm. ...deneyimlemek isterdim... ...hani Dedi niye çünkü... E, ...ben dedin? dedim ha, ben ben... Dedin. ...şahsi olarak işte atıyorum deneyimlemek isterdim... ...ama dedim hani böyle Almanya'da vesaire falan... ...hani nudistlerin olduğu yerlerde falan... ...imkansız grup etçiler hani abi falan diye... ...görürler diye bunu istemiyorum falan tarzı konuştuk... ...ertesi gün... ...magazin başlık atıyor çıplak güneşlenmek istiyorum. Evet abi. Aa, şimdi ben bunu görsem ana sayfamda hani evet. içeriye zaten millet bakmıyor ya. Evet. Bu ne biçim haber yani anladın? Hani evet. cımbızlamışlar oradan kelime. Halbiz onu konuşmadık. Rahat rahat söyle abi. Ama yani bunu yani. hayır bir de bunun hiçbir zararı yok ki. Mesela yani senin mesela herkes çok efendi ya. aslında bakma. 90'lı yıllarda çok harsh hurştu bu işler. <laughs> yani artık 2021'de <laughs> hakikaten çok efendi çok efendi yani e, bir efendilik başladı. Görünmeye gerek var mı acaba? Ya ben ben e, hep çıplak denize girdim ve hep de çıplak. <laughs> ya mesela ben gece denize girmeyi çok seviyorum arkadaşlarla. Ne oldu, Nasıl öyle yani nege pijama giyip girmeyeceğim herhalde gece zaten karanlık. Bir de mayoyla evet. dolaşmıyoruz ki hani gece hadi şuradan atlıyoruz dediğimizde gece ben çok çıplak denize ama onların hepsi öldüler çıplak denize girdiğim insanlar. Ben kaldım. Şimdi çıplak denize girecek arkadaş bulamıyorum. Ee, ya hep, hepsi acık. öldüler. O zaman o ne güzel Buldun çıplaklardı acık. onlar ama. E, yani, Abi insanlarımız bir de bu. Senle sohbeti... ben magazine şey yaparak madem çıplak denize girmek istiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Bak, bak sevgili arkadaşım. Madem istiyorsun. Ben seninle bir tatile çıkalım. Tamam. Ben sen ben bir tatile çıkalım ve tatile çıkmadan önce de açıklama yapalım. Bu bizim e, bu yaz Göster mutlaka be de bir turne programı ayarlayalım. Tamam abi. Şu 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 koylardan çıplak denize gireceğiz. Evet. Pekala. Abi ne şimdi oldu? şu sohbet ve muhabbeti mesela atıyorum. Bunu bu ama şekilde... özür dilerim De, Haber Global editörü var bir tane sürekli bana gol atıyor e, şeyden e, Twitter'a falan öyle şey yapıyor diyor ki mesela ben şey diyorum e, Z kuşağından harcetmiyorum etmiyorum falan filan diyerekten bana da öyle Twitter'da diyorlar ki ulen. Bilmem kim. biz de senden haz etmiyoruz. Halbuki konunun bağlamı o değil ama editör bizim editör şöyle bir buna şöyle bir başlık atacaktır. Beraber çıplak denize girmeye karar <laughs> verdiler. Hop, içerik kesinlikle araştırılmayacak. Araştırılacak. Sıkıntı yok ama böyle şeylerin de insanların gündemine gelip en azından gerçekten birazcık o havayı yumuşatması gerekiyor abi. Evet. 20 senedir ben böyle çılgınlıklar yapan falan bir sanatçının adını bile duymuyorum. Hayır böyle bir şeyin konu olduğunu da duymuyorum. 20 senedir megastarlar ülkenin siyasetçileri. Öyle mi? E tabii canım. Yok ya. Kesinlikle abi yani. Hani artık bıktık yani anladın hani evet. birinin 9 kanalı var birinin 8 kanalı var evet. birinin bilmem kaç kanalı var. Evet. Sabahtan akşama kadar bu ya bu gibi delilikleri çılgınlıkları bırakın da sanatçılar yapsın ya. Evet. Sabah akşam yatıyoruz kalkıyoruz siyaset 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 öbür taraftan aman lafıma dikkat edeyim, politik doğruculuk öbür taraftan işte hayvanseverleri gücendirmeyin feministleri gücendirmeyin evet, bu, bunları gücendirmeyin şunları gücendirmeyin abi yeter bu baskı ne ya harikasın ben ha, o kadar yani. anlıyorum ki bu adamla kafa olarak yani <laughs> Niye bu yaz böyle bir Yaz aylarını bir, sabırsızlıkla e, bekliyoruz. Hayır ben niye böyle bir tatile çıkmıyoruz? Ya çıkıyorsunuz artık. Çıplak. Çıkıyorsunuz. Haziran Çıplak. gidiyorsunuz en geç. Evet. Hmm. tatil olsun. Bak mayo satın alırsan ağzına biber sürerim. <gülüyor> Doğru abi. <laughs> Ay. Ay. Peki. Şekerim. Ee, diğer konuklarımızla beraber de bize eşlik edersen birazcık daha hep beraber oluruz. Peki bu e, Kediler Aslan Olmaz'dan biraz konuştuk. Hepsini e, anlatamadık tabii ki. Ve sürekli turne turne turne. Biz bunları nereden göreceğiz? Senin Instagram hesabından mı göreceğiz? Turneleri nereden Hı -hı. öğreneceğiz? Hangi şehrimizdesin? Hangi gün? Hangi saat? Ee, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyorum. Gerçi Hı. onu da fazla kullanmıyorum abi. Çok farkındayım. Alıyorum. Farkındayım. Ama yani oldukça işimizle ilgili sosyal medya ile ilgili evet. bir şey e, paylaşıyorum. Yani oradan edinebilirler bilgiyi. Zaten şöyle bir şey var. Bir turne yaptığınız zaman o şehrin e, atıyorum o turneyi organizasyonu gerçekleştirecek arkadaşlar. Işte at, o haberi duyurmakla ilgili mükellef oluyorlar. Atıyorum billboardlara falan hmm. ya da başka e, yerlerden bir şekilde hmm. insanlara ulaşıyorlar falan. Ya sahnelerimiz güzel geçiyor. Bu arada sadece şarkı söylemiyoruz. Ya benim sahne performansında sadece şarkı söylemek de yok. Aralarda konuşuyorum. Hmm. E, aynı bu şekilde. İşte şarkının bazen e, şarkının hikayesini anlatıyorum. Hmm. E bazen o, o gün gündem güncel bir olay olduysa onu değerlendiriyorum falan. Yani e, sahnemizin sürekli dolu geçmesini de ben şeye de bağlamıyorum. E, şarkılarımın çok dinleniyor olmasından, e, dur şehrimize şu adam geliyordur onu da görelime bağlamıyorum. Çünkü ben 2006'dan beri hep kapalı gişeyim. Maşallah. Yani maşallah. Maşallah, maşallah. Alkışlıyoruz normalde. Evet. <laughs> Yosim İzrail, Şebnem Özinal seninle evlenir miyim oyunuyla ve Zeynep Özyağcılar en güzel parçam oyunuyla bize katılıyor oyuncularla beraberiz. Bugünlerde biz de sürekli turnede olduğumuz için artık dertlerimizi anlatır. <laughs> Ağlarız <laughs> ağlar, sabaha, ağlar, sabaha kadar. Ağlar. <laughs> evet peki önce Şebnem'e soralım bu nedir bu oyun ne oluyor bu oyunda? Bu oyunda türetik kadın erkek ilişkileri <laughs> ee, çok basit bir dille aslında herkesin yaşadığı şekliyle anlatıyoruz. Ama tabii ki bizim harika oyunculuklarımız <laughs> yani e, bir komedi çerçevesinde işleniyor kadın erkek ilişkileri. Evet peki biraz bilgi verelim seyircimize. Türk Tiyatrosu'nun doğayın ismi Haldun Dormen öğrencileri Şebnem Özünal ve Yosif ile yılın komedisine imza attı. Seninle evlenir miyim oyununu da... Barbaros Uzun Öner yönetti. Birbirlerine zıt karakterlere ve yaşam tarzlarına sahip olan Baran ve Cansu bir gün vapurda karşılaşırlar. Bu karşılaşmadan ikisi de farklı hislerle ayrılır. Baran ilk görüşte aşık olmuş, Cansu da ilk bakışta nefretin ne olduğunu anlamıştır. Baran planlı bir şekilde yalanlar söyleyerek kendini bambaşka biri olarak tanıtır. Cansu bu yalanlara inanır ve yeni bir aşk başlar. Peki ya yalanlar ortaya çıkınca neler olur? Cevabı sahnede. Abi şimdi biliyorsun hani sen de çok iyi biliyorsun. Dünyanın en eski hikayesi kadın erkek evet, ilişkisi ve fakat ki en defa, en fazla da evrileni esasında. Doğru. Yani e, bundan 30 sene önceki aşklarla bugünkü aşklar bambaşka. Bundan 150 seneki önceki aşklarla bugünkü da aşklar da arasında... <laughs> evet, evet Onlar da sende. E o gelecek o gelecek. Çok güzel. Yani dolayısıyla en çok evrilen fakat hiçbir zaman eskimeyen ve herkesin de hayatından bir takım parçalar bulduğu bir oyun esasında bu. Ben oyunu ilk okuduğum zaman şey demiştim. <laughs> bu ne lan dedim. Komik değil bu oyun. Hmm, hmm. Evet bizim ödümüz ben, koptu. Ben, hiç gülmedik. Ben hani... Bazı oyunlar öyle ama evet. tekst okunduğunda ele vermiyor kendini sonra ne provalarla beraber anlaşılıyor. Aynen. Yani Provada da anlaşılmadı da ilk seyircide anlaşılıyor. Şöyle Dö ya, ya şöyle oldu esasında. <laughs> hani provalar yaparken ben Barbaros'a dedim ki sağ olsun hakkını da teslim etmem lazım orada. Dedim ki bana biraz müsaade eder misin? Biraz senaryo doktorluğu yapayım mı ben bu işe hmm. dedim. Tamam hmm. abi sıkıntı yok dedi. Yani ben yapmadım, yani, yapmadım sanki. Niye kendine biçtin? Şey abi ben bununla aa. uğraşamıyorum galiba. <gülüyor> Siz <gülüyor> ömrümü bebezi. yedi benim 30 senedir. Hoşlanıyor musunuz yani o aktör, aktrist olarak? Bayılıyoruz birbirimize. Aga deme. Bu deli gibi. Bazen çünkü bu, bu çok çok değerli bir şey. Bazen çok insan değerli. yani ekibi bütün ekibi sevmesi, sevmemesi başka şeyler gösteriyor. Ya bizim tabii 30 senelik bir arkadaşlığımız hmm. var. Dormant Tiyatrosu'ndan gelen. Hani bizim sahne üstündeki o hani işte ensemble dediğimiz şeyi hmm. biz çok iyi yakalamış durumdayız. Ya yani ben ki. onun gözünün içine baktığım zaman dün akşam ne yediğini bir anlayabiliyorum yani. Dün akşam ne yediğini. Evet. Çok <laughs> acayip. <laughs> <laughs> ya ben hayır ben mesela ya başka bir şey yani söylemiyor da bu. <gülüyor> 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 Bak birader. Ben ya, ya, ya hadi ya bu tiyatrocular aç abi. aç <laughs> Vallahi aç. Yani mesela başka bir şey olsa mesela adam bir şirkette çalışıyor ben vallahi diyor. Çalışma arkadaşımın gözlerine bakarım ne demek istediğini anlarım falan. Bunlar birbirlerinin ne dediğini anlıyorlar. <laughs> ya, çok <Lokbalarımızı> <laughs> sayıyor <laughs> onu onu söylüyorduk ya. Ben turneye yemek yemek için çıkıyorum. He. Evet. Evet. <laughs> yemek yemek için çıkıyorum. Ya benim. size bir şey söyleyeceğim. İstanbul'umuz bütün Oyuncular özellikle bunu çok iyi biliyorlar. Tabii iş seyahati yapan insanlar, e, memleketi karış karış dolaşan birçok meslek var, birçok meslek erbabı var. Ama tiyatrocular da kadar hem seslerini çıkarmakla beraber yine e, bir e, dağıtımcı gibi, bir müfettiş gibi, bir şirket mümessili gibi, e, müdürü gibi, denetmen gibi falan filan e, Türkiye'yi dolaşanlar gibi... Tiyatrocular bu işi biliyorlar abi tiyatrocular da onlar kadar yemekten anlıyor ve hepimizin gördüğümüz şey İstanbul'da yemek yenmez. Evet. evet. Nokta. Da. İki iki yemek daha istiyor. dört nokta Aynen, çünkü evet. bu İstanbul'un 20 milyon nüfusuyla artık lezzetli yemek imkansız hale geldi lezzetsiz yemeklere, sağlıksız yemeklere dünyanın parasını ödüyoruz çünkü bütün lokantalar esnaf küçük büyük iri pahalı, ucuz bütün lokantalar şunun farkındaki 20 milyon insan yaşıyor abi. Birine çak tokatı, öbürünü zehirle, birikini memnuniyetsiz gönder. Fark etmez arkadan geliyor aptallar. Bu kadar basit ve Ankara'ya gidiyoruz abi. Ankara'da nereye gider Allah'ım elimizi kolumuzu yiyeceğiz. Abi ne kadar lezzet, ne kadar lezzetli. Konya'ya gidiyor. Ay ne kadar Ay, ayol lezzetli. biz Afyon'a gittik de ben bilmiyordum e, Yedinci gurme şeyi seçilmiş Üç. Konya, Afyon. Ya bütün Anadolu, Yanılmaz güya güzel. İstanbul'da bütün Anadolu var ama İstanbul'daki ha, o, bütün Anadolu yapacağım. lezzetsiz. Anadolu'daki bütün Anadolu çok lezzetli abi. Çok ya bir kere hani şimdi orada yetişen hayvanınla herhalde alakalı diye bir e, ...düşünüyorum. Hayır orada bilmiyorum. yetişen insan abi. Ben ya insan doğru. ayrı ya. bir şey tabii ki. Bir de, bir de tabii şöyle Aa. bir durum var. Hani İstanbul'dan <gülüyor> sanatçılar... <laughs> Yusy'e bayılıyorum. Her programa geldi. Müthiş müthiş bir ikimiz ikili oluyoruz yani. Olacak gibi diye. Orada yetişen hayvan diye başlıyor. Yani işi hani işi kökeninden alıyor. Oranın oranın yani Allah. Bununla da girsen. Yani Nihat gibi Survivor'a giderken keçiyi anlatıyordu ya çocuk yani. Onun gibi oranın hayvanı. Nezleci, <laughs> <laughs> Metin Seresli rahmetli derdi ki eskiden otobüsle giderdik turnelere. Tabii. Ya hala da e, hala araba, arabayla geçiyoruz. Ha. Hani şehirden şehire. <laughs> biz böyle... otobüsle gidiyoruz vallahi sizin Abi siz böyle... siz var. Ayo. <laughs> abi siz kalabalık Abi siz Abi siz kalabalıksınız şey. abi biz iki kişiyiz. Ha? İki kişiyiz abi. Biz nereden ne zaman uçağa biniyoruz canım? Evet. Çok mecbur kaldık canım. Bir noktadan. Ne zaman uçağa bin? Biz uçağa falan binmiyoruz. Antep'e, İskenderun'a da arabayla gitmedik ki uçakla gidiyoruz. Ya İskenderun'a da artık arabayla o... gitmeyelim tamam, o, müsaade eder be ya yani. Buradan Ankara'ya arabayla Tamam, buradan Ankara'ya. Arada uçağa da biniyoruz biz ama hafta... hep ucuz şeyler. Aa, biraz daha ağlayalım. Bir dakika, bir dakika. Ama bir Şeyleri gördükçe otlaklarda otlayan koyunları işte ...keçileri, yaz Doğan, koyunlar, mayınlar ee. derdi. Yani lezzetli hayvanlar bunlar derdi. <laughs> Nasıl ya? Rahmetli <laughs> çünkü onu diyor? yiyorlar ya. <laughs> ha o yüzden. Sunni yemiyorlar. Ya bak biz geçen, biz geçen hafta daha turne dedik işte. Ankara, Eskişehir, Afyon, Antalya yaptık mesela. Güzel. 4 güzel. Ve kendi arabamızla gittik bunu. Güzel. Ha, e onun için. Ay, kendi arabaları var ayol bunlar. <laughs> Ama anlaşmamızda. Ha, hangi aa. hangi kamera benim? Hangi kame? <laughs> hangi kamera benim? Ne oldu gittin oturdun oraya. Abi çocuğa o abi çocuğa o kadar çok, <laughs> çocuğa o kadar konuştun ki kanal kanal kanaldan sandalye yolladılar. Tepeden indi evet. Emir Emir büyük yerde. Peki nasıl geçiyor turneler? Çok güzel geçiyor. Çok Otellerde de çok eğleniyoruz. Hmm. <laughs> yani gerçekten bizim için otel çok önemli ee, özellikle de e, bizim diyorsun keyif işimiz yani e, derdimiz oyun oynamak ve sonrasında keyifler yapmak. O keyif nedir yemek demek işte içkiler içmek, sohbetler etmek, e, günün, turnenin, oyunun kredini yapmak. E, bence en keyifli anları turnenin. Hiç vallahi bizde böyle olmuyor. Ne oluyor? Siz ne Aa, yapıyorsunuz? Ne oluyor? Siz, ya bir şey söyleyeceksin. Bir şey farklı bir şey. Ben bir şey söyleyeceğim. Siz nasıl nasıl, nasıl bir faşink ekibisiniz? <laughs> yani, Niye olmuyor bunlar? Ya bizde bizde biz işte şeyimizde tekste çalışıyoruz. <laughs> <laughs> evet, evet. Evet, evet evet Biz oyunu oynuyoruz. odalara Odalara, odalara, çekilip hemen ezber yapmaya evet, evet. başlıyoruz Ay. Hemen. Hemen ertesi gün erkenden Akıllı kalkıyoruz. Çocuklar. Jimnastik. <laughs> Ay ne güzel. <laughs> ne bu ne, ne, ne bu sanat kampı mı? <laughs> ne? sanat sanat kampı. sanat <laughs> kampı. <gülüyor> Abi niye kızların üzerine ışığı yakıp söndürüyorsun bir anda? Elin mi şey yapıyor? Ver ışığı yavrum. Ver bakayım. Şu an ha geldi mi? tamam Şu bırak an. abi kapatma güzel <laughs> tamam ha Işığımızı da yaptı bu arada <laughs> evet <Işığımızı> yapmadım <laughs> orada ıı, var arkadaşımız konuyla ilgili biz biz de öyle biz de sizin gibiyiz yani oyundan çıkıyoruz yemeğe gidiyoruz oturuyoruz biz oyundan ediyoruz. çıkıp yalnız keyif yapmak için yemeğe gitmiyoruz şimdi onların ne anlatımında yapmadım? açlıktan daha gidiyoruz diyoruz. tiyatrocu oyundan sonra yemeğe niye gider yanlış anlaşılacak. Tiyatrocu, niye, gündüz aç efendim, mı e gündüz aç kalmıyor musun Hayır. şimdi evet. oyuna evet. da evet. yemek tiyatrocu. yiyip çıkmıyoruz ki? Tiyatrocu, tiyatrocu saat dörtte yemek işini bitirir, niye tamam, diyafram şişmesin diye. Gaz evet. Gazlı içecek içmez, kabuklu fındık fıstık Tam yemez, çikolata yapışır. Sonra iki saat performans, sonra aç kurt gibi ölür. Bazen her yeri Aç diye gidiyorsunuz, iki dakikada yiyip bitiriyor musunuz yemeği? Bir keyif yapmıyor musunuz? Biz Asla. keyif mi yapıyoruz turnede değil Keyif için? mi yapıyoruz? Ay yapıyoruz tabii Biz Nerede ki. Nerede yapıyoruz? Sabahlara Nazar yapmıyoruz. Mi diye mi yapıyoruz sabah sabahlara kadar, kadar yapmıyoruz, yapmıyoruz, sabah sabahlara, sabahlara kadar, yapmıyoruz, kadar yapmıyoruz tabii canım. Erkenden gidiyoruz. Sen Amedeus'tan mı bahsediyorsun Başka acaba? Başka yerden, Başka yok, yerden bahsediyorsun. da ben öyleyim. Ben... bu Bu, bu çok eğleniyorlarmış bunlar. ben sen baba olduktan sonra bir şey yaşlandı Hayır, mı? Yaşlılık çöküyorsunuz. Ben Norman soruyorum işte onu kıskanıyorum. O da gayet Siz ne edepli devam ediyor. O çok edepli çıktı canım. Ne güzel o da müzeci çıktı. yani. Bizim sevmediğimiz şey müze. Biz belki çıplak denize girelim. Odamıza gidiyoruz. Evet. Daha ne performans Ne yapıyorsunuz? Odanıza gidip Tolstoy falan mı okuyorsunuz? Hayır ben... Ben Tolstoy okuyorum. Ben Tolstoy'a okuyorum. Hayır hayır. Hayır <laughs> ee, nasıl? Yunus Edebiyatı gıdama almadı. Peki size lazım diye. başka bir şey söyleyeceğim. <laughs> Turnede bir tiyatro ekibinin başka tiyatro ekibini gördüğü zaman koşa koşa gidip sarılmasına ne buyrulur? Sanki buralarda hiç görüşmüyor Hiç görüşmüyor musun? Bu çok acayip. Ay canım, siz de buradasınız. Bazen havalan da karşılaşın. Ay, evet. siz sizlerde. Evet. Ama bir hafif rekabet de olabiliyor. Ha. Yani ne kadar seyirciniz var? Aa öyle mi? Hafif böyle bir gözler titriyor falan. Aa, Aa, böyle tabii şeyler tabii. tabi. Ayçölük kötü. insanlarla Onlarla Genelde <laughs> <yani> mesela İzmir'de <laughs> çöp şişi de karşılaşılır mesela. <gülüyor> evet <gülüyor> evet. Debişimi evet, kes birbirine iyi miydi? Bizim ha Ay, öyle, öyle mi? Yani ben var, tiyatrocularla karşılaşmaktan var, şey ben çok mutlu yani. oluyorum. <laughs> Her yerde. Ama direkt organizasyon. Karşılaşmaktan mutlu olmadığım tek insan Teoman. Ve onda, onda e ben... çok sık, çok sık karşılaşıyorum teomanla. Teomanı teoman hiç hava gördünüz mü? Hayır. Bak hava alanındaki teomanı anlatayım hiç şaşırmazsınız. <gülüyor> ee... <gülüyor> Ama o her yerdeki teomanlar. Abi, <gülüyor> abi, <laughs> abi, havaalanındaki... bu konuda bir hayal kırıklığı yok. <laughs> Yani hepimiz böyle bavullarla falan filan bilmem. <laughs> Anladın mı? Böyle nerede falan filan orada işte. Şeyde, Abi şeyde, kilo fazla çıkmış Hani kontrolde filan kavga ediyoruz falan filan böyle. Hepimizin böyle bir şeyleri var. Teoman. Telaşı. <laughs> her an her yerde albüm kapağı Krip. çekimi ve mesela <laughs> ve görüşüyoruz görüşüyoruz o bana doğru yürümüyor ben ona yürüyorum <laughs> benim ne mecburiyetim var 150 metre sana gelmeye yanına kadar gidiyorum Teoman ne haber Teoman haber. <laughs> sıkılıyorum. <gülüyor> yani bütün konuşma bitiyor yani. Hepimiz sıkılıyoruz. İşte uçağı bekliyoruz. Bizi alacaklar otur. <laughs> Çok sıkılıyorum. <laughs> Abi korkunç şey. O kadar yolu geri dönüyorum mesela başka uçağa bineceksek falan filan. Yani abi yani ama diğer bütün oyuncularla filan karşılaşınca hemen sarılıyoruz. Kimlerle sarılmadık? <laughs> Havaalanında koşa koşa herkes birbirine. Teoman oyuncu değil belki ondan oluyor. Hı? Müzisyenler farklı dedi ki. Hayır Öyle Teoman özel. Özel yani. mi o? <laughs> O hep öyle duruyor bence. Tatil yarın bize, yarın bize kabareye öyle. kabareye gelecek. Bir aydır yazışıyoruz. <laughs> bir aydır yazışıyoruz. Şimdi bana bak. Bana mesaj yazıyor. Okan bir arkadaşımı seninle tanıştırmam gerekiyor. Ama sıkılıyorum. Ne zaman geleyim? ben cevap yazıyorum. Çarşamba iki saat üç saat yarın gün değil. hiç cevap yok. Sonra Karı şöyle bir duruyor. sonra şöyle bir şey yazıyor. O gün olmaz. <laughs> sonra. Bu sefer ben, ben ya ben salaklığıma doyayım. Açıyorum önüme takvimimi. <laughs> bir gün seçiyorsun. Oturuyor. Buna şeyleri yazıyor. Tik 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 tik. Perşembe öğleden sonra 4. Ee, o olmazsa cuma işte 11. O olmazsa cumartesi bilmem ne filan falan. Bir gün geçiyor. ...ya hiç vaktim yok benim. <laughs> bir şey söyleyeceğim, çok güzel bir ilişki. Abi var. Korkunç bir ilişki. Neyse bir ay, bir buçuk aydır yazışıyoruz. En sonunda bana bir cevap geldi, ha o gün olur diyerekten. Şimdi yarın buluşacağız. O büyük gün. Ama biz buluşmuyoruz. Bir arkadaşını benle tanıştırmak. Bu ne abi, G8 zirvesi gibi. Önceden evet. plan program yapılıyor. Evet. Çok çok sıkılıyor. <laughs> ondan da sıkılıyor, sıkılıyor yani onlardan. <laughs> Neyse. Ee, peki size dönelim efendim. Siz şimdi ne oynuyorsunuzdur? En güzel parçam bu en da. En güzel parçam bu evet. da. Bu da çok hoş bir fotoğraf olmuş. Çok teşekkür ederim. En güzel parçam iki perde böyle bir tek sayfalık da olsa böyle bir program evet, evet. broşürünüz var. Konumuz var. Emeği geçenler yazıyor. Ben yazdım oyunu. Mükemmel. Ben de biraz okuyayım mı e, buradaki e, broşürümüzden. Yalnız kaldık ya. Yani program dergisi aslında evet, başka türlü evet, söylemeyelim. Evet, evet. Yalnız kaldık. Eksildik, anlaşılmadık, bin parçaya bölündük. Oyunumuz gelecekte geçiyor. Artık her şeyin daha hızlı olduğu ve tüketildiği yıllar, ilişkilerin robotlarla, yapay zekalarla, nadiren insanların yaşandığı, insanlarla yaşandığı yıllar. Peki aşk var mıydı yoksa kafamızda yarattığımız bir ilüzyon muydu? İnsana insan mı gerekliydi yoksa kendi Adem'ini yaratmak mıydı her şeyin çaresi? Ve böyle devam ediyor. Bunu okumamın nedeni bir sürü. ...bu afişinizi böyle göstermek, göstermek için <laughs> e, okudum. Peki biraz dinleyelim oyunu. E, şöyle e, bu oyun bir iki yıl kadar önce e, yazdığım bir e, hikayeydi aslında. İki perde bir yapay zeka ile aşk hikayesi. Ay çok güzelmiş. E, yapay zeka ile bir tamamen böyle şeylere karşı olan... ...o zamanın sert, e, köşeli bir e, kadınının... ...aynı zamanda bir psikiyatrist ama o dönemde artık bu meslek de yok olmuş... ...fütüristlerle çalıştık... ...NASA'dan insanlarla konuştuk... ...yurt dışında çalışan çok ciddi bir... ...endüstriyel tasarımcı ekibimiz... ...bana elimle tutup aşk yaşayabileceğim bir sevgili yaptılar... ...ve bunu yaparken de... ...kadınların bütün ihtiyaç duyduğu şeylerden... ...işte masaj aletlerine bakıldı... ...başka ihtiyaçlara bakıldı... ...bunlar hep tartışıldı... İşte ben dedim el ele tutuşmak önemlidir... Çok iyiymiş, ...saç okşamak... ...altı Aralık'ta beklerim zorluya... ...yani 2 zorlu yıllık bir çalışma... D e, ...stüdyoda mı Dramas Hayır, drama sahnesinde... ...vay be orayı dolduruyorsun yani... E e, elimizden geldiğince Vay çok evet. acayip Bir de ben eski zaten Ben çünkü bu böyle bir oyunun üzerindeyim Kanlı Kabare isminde O da böyle 2042 Aa, yılında geçiyor falan. de 2042 hem de Yok ya. Vallahi 2042. Kapatın. Ciddi, <laughs> kapa, 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 kapa. mi ciddi, ciddi mi söylüyorum? Gerçekten Vallahi 2042. Bir... Tamam hemen ben tarihi değiştiriyorum. tamam. Abi 10 10 sene ama iki, biz o ama iki iki bin... çok bahsetmiyoruz. Biz şaka yapmıyoruz değil yazıyor. mi? 2042. Hayır hayır bayağı programda gösteriyor. Bende de fütüristik bir şeyler var falan filan ama ilişki değil başka bir şey yani. Ee, böyle değil ama bir e, yapay zeka yerine şeyler var bende. Bu hani asistanlar var ha, ya ha, Google ha, Asistan, ha. E, Siri, e, Alexa'nın e, şeyi Aha. falan filan. Onlar acayip İlerle. bir hale gelmiş ilerlemişler ha. filan ve herkesin hafızası orada aslında filan gibi bir o şey. O zaman verir. daha mutlu edeyim. Bizde şöyle bir şey var. Yapın ee, lütfen. Ev <laughs> Yok yok yapmayacağım. O kadar yapmayacağım. Ev aletleri de konuşuyor. Mesela çapkın Benimkinde bir de öyle. Var. De, öyle. Var, de öyle var. Benimkinde de öyle iletişim Şey Çapkın Aa. bir ay onu, Ne oluyor Yok birisi mi geldi? Hasan birisi mi anlattı? Bizim ne <laughs> <laughs> şeyimiz var? Hayır. Ama sonra hayır ama evet ama hayır daha kötüsü var. Şimdi ben senden araklamış gibi görünce. Yok yok biraz öyle olacak. Peki devam devam. Şimdi Çapkın e, yapay zekamız var ve e, devamlı flörtleştiği bir kahve makinesi var. Buzdolabıyla mı yatıyor? Ha kahve makinesiyle yatıyor. Buzdolabı ve kahve makinesi <laughs> flört ediyor. Of. Tabii. Yine seks skandalı. Ve <laughs> şey, e, tabii ben dans hep ettiğim sek, için... Hep seks, hep seks hocam. Sef 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 yani olsun kahve. buzdolabıyla kahve makinesi de yatsa yine de seks yani, evet. Okan cim, çok özür dilerim. Estağfurullah, lafını lafını estağfurullah. Ya biliyorsun cinsellik yani sınırlar yıkılıyor, imparatorluklar devriliyor, iktidarlar değişiyor. Cinsellik olmazsa olmaz bu dünyada. Evet ama en en bahsedilemeyen de maalesef en anlatılamayan, en e, konuşulamayan, üzerinde şaka yapılamayan şaka yapıldığı takdirde. Tukaka. cezalandırılan falan konuda bu. Yani beni birazcık se, yani seyirciler ben 15 yıl kadar şehir tiyatrolarında oyuncuydum. 8 yıldır kendi işlerim yapıyorum. Yani hem yapımcılık hmm. hem oyuncu olarak çalışıyorum. Anladım, Bunda ince. kendim yazdım... koreografiler falan. Burada iyice bir girdim çok işin can. içine. Zaten eski Devlet Opera Balesi'nden balerinim. Lisanslı Latin Amerikan dansçısıyım. Boyunda çok fazla dans var. Bu bak bu bu <laughs> şey bu kıskanılan ...ve aynı zamanda ifrit olunan kız. Aynen. <laughs> tabii ki, Aynen. Evet. Aynen yani tabii bu... Bizi tabii bu başarılı. başarılı. Ha, bu arada şey onu da söyleyeyim. Buzdolabını Erdal Özyağcılar konuşuyor. E, tabii, ki. Bizi. konuşuyor tabii ki. Babacığın konuşuyor tabii ki. flört ettiği ve... ...Allah kahretsin seni diye devamlı ona küfreden... ...kahve makinesinde o konuşuyor. Ben için yapay zeka şirketinin sesi. Zuhal e, Gencer Arkaya annemi seslendiriyor. Yani ben şöyle bir şey düşündüm yazarken. Ben biraz zor e, seyrediyorum tek kişilik oyunları. Dolayısıyla öyle bir oyun yapayım ki dedim Hı. hem sesler hem arkadaki görüntülerle ve danslarla seyirci izlediği zaman sanki bir tek kişilik oyun izliyormuş gibi olmasın dedim. İlk Hı. başta onu başardığım için mutluyum. Ne güzel ya. İkincisi şöyle bir şey dedim. Ya ben şöyle bir şey inandırmak istiyorum. Bir plastik parçasıyla ben öyle bir aşk yaşayayım ki. Eee İnsanlar Pardon, ona o inansın. o plastik parçası ne? O endüstriyel tasarımcı bir kit geliyor. Yapay zeka satın alınca size hmm. bir kit geliyor. Ve o kit e, sıcaklığı değişen, sizi hisseden ve sizi gören sizin aşk yaşayacağınız bir parçanız oluyor. Zaten en güzel parçam. Ve hmm. birinci perde finalimiz. Söylemeyeyim. Söyleme Hayır onu söyleyeceğim. Söylemeyeyim. Söyleme. Hayır yani ben de merak değil. ediyorum. Çok şimdi. cesur ve uçlarda şeyler yaşanıyor. Işte, bayağı bir aşk yaşanıyor ve sonunda da herkes o aşka inanıyor. Ve oyunun sonunda da çok gülüyorlar oyun boyunca. Oyun sonunda da herkes ağlıyor. O kadar inanıyorlar yani. Ama ne iddialı ayol bu da? Vallahi gelin. Bir şey Gelin abi, abi Biz geliyoruz. Size de geliyoruz ona da geliyoruz. Zorlu altısında, doğru altısında oradayız. Altısında ben ayırdım. Lütfen. Evet, Lütfen gelin. Onlar, Onlar da geliyorlar. Onlar da geliyormuş Haberim var. Evet. Hep beraber. Sizi oynuyor. Aa, Sonra da hep beraber turneye çıkıyoruz. Evet, bu evet. ne ayol? <laughs> Youtuberlar gibi olduk. Onlar hep birbirlerinin şeylerinde oynuyorlar ya. Öyle olduk. Birbirimizin tiyatrolarına. Ama ne var canım tiyatrocular vardır. <laughs> İlade-i ziyaret. Ee, e, vardır tabii ki vardır. Ama gerçekten ne varsa Peki, yine tiyatrocular Peki bir tiyatrocu dakika bu ne, ne zaman? Acaba? Ne zaman bir daha söyle. Ee, 6 Aralık'ta Zorlu'da. Tamam. Zorlu drama sahnesinde. Sonra başka? Sonra 21'inde 21 Aralık'ta Kozi'de var. 27 Aralık'ta yine Zorlu'da var. Yani ayın hep iki hafta, ayda iki gün Zorlu'da oynuyoruz destekçimiz. Destekçi. Çok. İşte de şöyle bir şey var. Çok bir <laughs> sabah hani iş ben, ben geldim iki oynada bakayım ben kabareye de almak isterim sizi. Kabare çok benim sevdiğim ya, ve Allah. çok özlediğim şey. Ben buraya de, buraya mekan ya, olarak yani ya. sen Burada oynayabilir ya. misin bilmiyorum. şeyi <laughs> e, teknik o projeksiyonu falan ayarlarsak tabii olur. Var oynarım, projeksiyonumuz tekşiyon. şurada bak tepede. Olur. Evet şurada şurada. Olur Beyaz. vallahi. Aslında bu atmosferde de pek hoş Şu olur, olur. Evet. Onu söyleyecektim. Yani mesela hani 27 Aralık gibi çok agresif bir tarihte Barış, mesela oyun Barış, yapabiliyor. Eee yönetmenim beni duyuyorsun değil mi? Bu iki oyuna da gidip izlememiz lazım. E, tamam. Peki olur abi dedi bak orada. <laughs> Aslında <Muh>. ruhu <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Te Teoman'ın da hiç getir. uzatmıyor. Teoman'ı da getir. Böyle <laughs> <y> <laughs> teoman da böyle Teomanla Teoman'la yakın bir arkadaşlığımız yok. <laughs> Sen mecbur olmandan var. Bir ara bir ara e, şeyde konuştuk pandemide bir ara buluş. Hiç yakın bir arkadaşlarımız yok. Ya. Yani, <laughs> ya genelde arkadaşlarımız şu kadar kısa sürüyor. Çok eski arkadaş. Çok eskiden tanıyorum tabii ki. Onu anlatmıştım galiba programda. Yine bir gün e, Cihangir'de e, karşılaştık. Sen biliyorsun onu. Ondan sonra bu böyle yine yürümüyor da duruyor. <laughs> duruyor. O duruyor zaman akıyor. Yani Cihangir Caddesi'nin ortasında yürümek lazım ya <laughs> duruyor falan. Çok hoşuma gitti bu teo. Ben yine dedim ne yapıyorsun? <gülüyor> Sıkılıyorum. <gülüyor> yani caddenin ortasında mı sıkılıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yok dedi. Newsweek almaya çıktım. Eyvah. Hadi. Anlamadım dedim ne yapmaya? <laughs> Newsweek almaya çıktım. ...Newsweek almaya mı çıktın? Niye? Newsfik almaya çıkamaz mıyım? <laughs> Spek sana iyi günler, iyi günler. Ay çok güzel ha, ne ne, bir diyalog, bu abi. Ne saçma diyalog. Abi böyle bir ilişkimiz var evet. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım. Dur bakalım. Kızım, Kızım, daha ha hayırlısın. Hayırlısı. Hakkınızda hayırlısı olsun. Hı? Evet. <laughs> Tabii canım abi, çok tatlıdır ben bize işte şeyleri bu e, renkli rüyalar oteli şarkısını verdi falan... işte bu Blue TV'ye yaptığımız işte falan filan. Hakikaten yani çok daha destek olur böyle şeyler falan. E, Harem Kabareye verdiği şarkılar evet. değil mi? Harem Kabare'nin en güzel şarkıları. Keza çok başka başka da güzel şarkılar. Harem'e de geleceğiz. Evet evet. evet. Da Harem Kabare'nin çok güzel Harem e, şarkıları. Diyor. Ona da bu hafta geliyoruz galiba. Evet beşinde Evet. Geliyorsunuz. Beşinde. evet. Sen ya şu planlamadan sonra sıkıyorsa gelme. Ya, ya. Ama Te Teoman gelip izlemedi. E, kendi şarkılarını söylendi. Hem siz onun şarkılarını söylüyorsunuz. sıkılır. E, büyük ihtimalle <laughs> sıkılır. Daha doğrusu sıkıldığı için Ay, gelmeyebilir. Gelmeye karar verebilirse ya. Değil mi? Gelemez <laughs> o. Sıkıldığı için ama çok Gelemez kibar mi? bir adam ya. Yani sıkılıyorum şu anda. Sıkıntılı gitmeyeyim oraya demiş olabilir ya. Yani. Neşeli olduğu bir yani. gün Peki, ben Seninle için. evlenir miyim? Aslında yani bir pişmanlığı mı anlatıyor yoksa evlenmezdim nasıl evlendiğimi mi anlatıyor? Evlenir miyim senin gibi birisiyle e, evlenilir mi? Evet. evlenilir Aslında mi? Yani. onu anlatıyor çünkü ben... iki hı, hı, hı. birbirinden ayrı karakterde insan. Ee, ve ilk e, karşılaşmalarında oğlan kızdan çok hoşlanıyor, çok beğeniyor falan filan tanımıyorlar birbirlerini. Ama kız oğlanı çok hödük, çok kaba, çok öküz falan buluyor hiç hoşlanmıyor. Ama bir şekilde klasik olan kızı tavlıyor. Sonra evliliğe gidiyor. Ondan sonra da e, kız evliliğe gitmeden önce bu lafa ediyor. Seninle evlenir miyim zannediyorsun lafı ediyor. İsimi oradan geliyor. Ben, ben Baran'ı oynamayı çok seviyorum. Çünkü herif inanılmaz sığ. <laughs> herif inanılmaz sığ. Ya, ya, bak zorlanmıyorum diyor. Hay, hay. <laughs> Hayvan... <laughs> çok ayıp. <laughs> çok ayıp. <çok gülüyor> Çok ne? ayıp Yakala. <laughs> çok ayıp. Ama sen bir şey söyleyeceğim ben ben mesela sana Cem'in filminde bayılıyorum. Ya orada ben çok eğlendim ya. Ya ama e, dur bir dakika şimdi ismini söyleyelim filmin. E, Ali, Baba, e, Ali, Ali Baba yedi Çiçekler. Ali Baba yedi Çüceler'de. Karakterin adı da. Abi. Ama o orada o kadar iyi oynuyorsun ki be o rolün o tek başına çizilmiş bir karakter değil tabii. Aslında o evrensel bir tip sadece Türkiye'ye de ait değil ama Türkiye'de siyasi bir tarafı da var onun. Yani <laughs> o aslında ...büyük bir muhalefet o. Tabii. Ya, ya müthiş, müthiş, müthiş. Muhteşem müthiş. bir karakter. Müthiş ve ya, çok güzel oynuyor. Ya, çok da güzel yazmış Cem onu ama çok, sen de müthiş oynuyorsun. Çok güzel yazdı ve çok güzeldi. Ben çok eğlendim onu çekerken. Hatta dedim ki ya Cem dedim... ...çok mu erken herif öldü? Ulan hani evet. filmin sonunda bir helikopter sahnesi var... ...oradan bir evet. çıksa mı? Çocuklar evet. hadi yani su mu yakıyor bu falan diye. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ben çok eğlendim. Ben hani işi iş görüşmesine gittiğim zaman Cem dedi ki ya Yoshi dedi hani gerçekten hani böyle bir şey düşünerek yazdım ve hani bu iş görüşmesine gel hani bu film görüşmesine geldiğin gibi oynamanı istiyorum dedi. Peki şimdi spor yapıyor musun hala? Yapıyorum, yapıyorum. Ben hani spor yapmayı seviyorum. Ben de hiç sevmem. Çok yani. seviyorum ben spor. Ben yapmayı... nefret ediyorum yani. <laughs> ve de bu yani bir garip garip bir şey yani ben mesela şey sevmiyorum maç yapıyor musun maç derken tenis başka yüzme. şeyler <laughs> yarışma plaj veleybolu. tenis bolu. yüzme ski squash ne ararsan bende var o kadar oyundaki repli oyundaki repli oyundaki repli peki yani ...böyle yarışmalı rekabet yani... Yok hani... yok öyle bir şey yapmıyor. Fitness yapıyor. Biz fit, aynı spor salonuna fit, 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 gidiyoruz. Fit, evet, Aslında yapalım. biraz da onu yapmamız... Peki bu nasıl mesela Ben, Sen tek başına spor yapıyor musun? Tek başına mesela bunları kaldırıyorsun, S indiriyorsun. Spor patisi Ama diye bir şey, diye bir şey var. Ama şey O spor yani tek başına yapılmış gibi bir şey olmuyor. Biz mesela IOC'ye ve bir takım arkadaşlar, biz, Aa, ...spor mı gidiyorsun ben de geliyorum falan gidiyoruz... Yalnız olmuyoruz ki orada hiçbir zaman. Evet o aletleri yalnız ya ben kaldırıyoruz ama... Ben trainerla çalışırım mesela. Ben öyle adam olabiliyorum. Sen niye trainerla çalışıyorsun? PT ile çalışıyorum. Bir tek ben mi spor yapmıyorum? Şebnem Hanım'ın sporunu anlatmak isterim. Ama işte Lütfen biraz, ama... buyurun. Bir dakika. Şebnem Hanım'ın sporunu anlatmak koy, isterim. Abartı maaşı koy. Kesinlikle abartıyor. Ee, Lütfen anlat. Şey Tamamen gerçekten. abartı varsa bu masadan kalkmayayım ben. Peki. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Sab sabah sabah arar beni. Ne haber? İyidir. Sanırsın metresim. Hmm. Hani karım bana ben ka, karım legal... beni bu kadar aramıyor. Hmm. Ben legal metresiyim onun. <laughs> Karısı da biliyor. Çok güzel bir ilişkimiz var. <laughs> çok iyi. <Evet>. Legal. <laughs> ne haber? İyiyim. Spora gideceğim mi? Gideceğim tabii. Kaçta? Ya tattım, kalktım işte bir kahve içeyim, aç karnına. Tabii spora mı gidiyorsun? Tabii kalkıyorum, aç karnına spora gidiyorum. O da çocuk evet. okula içim, oluyor, diyor Erken kalkıyor zaten. Evet. Eyvallah, spora giriyoruz Saat böyle 10 gibi falan. Hadi ben başlıyorum. Lan abi bir dakika diyor ya. <laughs> ne demek ne oluyor bir dakika? Bir dakika. Önce spora giriş instagramı çekmem <laughs> lazım diyor. Ay <Yaay>, abi. <laughs> önce önce e, matların önünde biraz fotoğraf çekiliyor falan. Ondan sonra koşu bandının üstünde falan. Diyorum tatlım ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ya hazırlanıyorum ben. Ben önce mental <laughs> olarak hazırlanmam lazım Allah diyor. Allah. <laughs> Ondan sonra bu onları yapınca ben zaten ısınmış oluyorum. Böyle hani evet. ısınınca böyle <laughs> vücuttan ateş çıkıyor böyle. Ben diyorum ki hadi alete giriyorum ben yani. şey. Alete yapacağım. giriyorum nedir? A <laughs> alete giriyorum yani. Ay o ne ay o da danaya girmek gibi. <laughs> girmek gibi. <laughs> ne diyor? Danaya girmek gibi diyor. <laughs> danaya girmek gibi. Alete giriyorum. Alet ihalesine giriyorum. Ha. Alete giriyorum tamam tamam, tamam. ben seni yakalayacağım diyor. Ben üçüncü seti yaparken o birinci seti yapıyor. Ben üçüncü seti bitiriyorum. Ben bitirdim. Ben de zaten bugün hafif geçeceğim. <gülüyor> <gülüyor> abi ne yapalım? Aşağıda bir kahvaltı eder miyiz? Diyorsunuz. <laughs> <laughs> <yerim>? Ucunda yemek <gülüyor> var. Hayır. <laughs> ya peki şekerim anlamadığım şey şu. Siz şimdi her gün buna gidiyorsunuz falan. Size bir etkisi oluyor mu? Yok. <laughs> <Abi, gülüyor> <abi, gülüyor> <kaldı> ya evet. Ha illa ayağım Ya <gülüyor> hayır <gülüyor> abi. Peki bir koyuyorsun fazlaları mı gösteriyor? Hayır ama şey neyse yani. Spor yapan 45'i söyleyelim. Ay, spor yapan 45'i. Benim, <laughs> benim, 45 benim, benim şimdi e, oyunda sipariş veriyorum bir erkek tasarlatıyorum. Kaç yaşında olsun istersiniz diyor. 40 diyorum. ama diyor o yaşın deneyimleri yüklenecek. 45 diyorum. Ama da spor yapan 45. Ya yani çok memiş 45 diye şey Yapma yapayım. ya benim ben oyunda bunun... da böyle bir adamın gelmesi var. Ya, ya, vallahi ya. yapmıyorum ben ya. Hiçbir özellik kalmadı. Ne <laughs> desem ben de var. Ya yani. var ama. Sen önce hiç Hayır ben, mi? ben, ben ödüm koptuğu için söylüyorum. Sen o legal yazmışsın kaç sene önce oynuyorsun <laughs> bilmem. Benim ya, ödüm kopuyor ya. ya. E. Kardeş oyunu <laughs> Biri dedi ki a Yossi gibi dedi. Daha provadalar. Daha provada. Niye evet, gibi? öyle, sporları. öyle deyince ilk gözüne spor yapan 45 deyince Yossi o canlanmış gözünde. Tiyatro sektörünü domine eden bir insanım. Ben. Evet hakikaten <laughs> öyle. yani evet ve bunu yani görür görmez de söyledim. Direkt bu laftan sen akla geldin. Çok acayip Bence acayip çok bir şey. Çok gurur verici ya. bir şey Teşekkür ederim yani. Teşekkür ederim şekerim çok ben. Hoş bir şey. Ya sizin oyunları... E, sizin... Ama o 45 değil herhalde maalesef. İyi maşallah <laughs> iyi. Maşallah. Sizin oyunları e, iyi. izleyelim. Ee, Barış'a da Barış'a da söyledim. Hakikaten burada da oyunu en azından oyun sonrasında çok, da hep beraber evet, evet. oluruz. Ben yani bize onu bizim düşünün. oyun çok Bizim oyun gerçekten. onda çok ciddi bir prodüksiyon. Bizim oyun var. biliyorsun şöyle. Eskiden mesela küçük sahne, küçük sahne altında kulis var. İşte filan sahne hemen yanında tiyatrocuların oyundan sonra eğlendikleri bir başka Aynen. mekan falan. Biz hepsini bir komplekste topladığımız için yani Burada hepsi bir arada. Bizim oyun, oyun. burası için yani mükemmel, çok rahatlıkla bayılırız, evrilebilir. Bayılırız hani, hani onda, onda Bizimki ciddi bir projeksiyon konusunu çöz, çözdükten sonra bence dekor azaltılır edilir falan bence o, o olabilir. uygulanabilir. Yani belki sonuç, yani. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Çoluk çocuk nasıl onu da söyle. Çoluk çocuk iyi yani. Ben de yok. Onda yok. Yok anda da yok. Onda olmadı hâlâ benimkine sinir oluyor ama. Ee, niye senin Niye niye seninkine sinir oluyor? Sinir oluyor. Sen şeyle bir alıp veremedi. Sinir sana. oluyor değilim canım. Niye sinir oluyorum? Seviyorum ama bazen hani bu ergen tavırları. Şimdi ben ebeveyn olmadığım için hmm. böyle bir refleksim yok hmm. benim. Hmm. Nasıl böyle davranabilir? Niye vurmuyorsun ağzının ortasına iki hmm. tane evet, falan mı? Evet bir diyor. tane ya. <gülüyor> <gülüyor> Okan bir şey söyle. Sen alçak bir adam. Ay korkunç bir adam. Ya rica ederim ya. ya. Öyle Galiba değil. Da... Tabii ki şaka yapıyor canım. Bunlar şeyde Allah aşkına mecaz. Ee, benim kız senin Ayşe'den her bahsettiğinde benimkisi çok açıklama yapar bana. Yani hani babam belki şeydir ondan sonra kafası yerinde değildir falan gibi her şeyi böyle ciddi söylüyorum. Kendi şey babacığım işte Ayşe ile buluştuk. Hangi Ayşe diye soracaksın? Bu Ayşe, şöyle Ayşe, böyle Ayşe. Hani annesi şu Ayşe, babası bu Ayşe falan filan bir uzun uzun açıklama yapıyor. Çok seviyorlar birbirlerini <laughs> onlar. Ama Koko yani İstanbul herkes Koko diye bilmiyor belki ama Be nasıl kibar bir kız. Yani inanılmaz bir şey. Yani demezsin ki Okan'ın kızı. <laughs> Ya ben <laughs> bir saattir ne anlatıyorum? Hemen diyorum koşa koşa otelde odama gidiyorum, Tolstoy okuyorum Kızıma falan filan. Ya. Yani evet evet diyorsun. yani hiç bak bunlar hiç, <laughs> hiç yani. ben olur. bambaşka bir etki her yaratmışım gördüm, bugüne teşekkür kadar. Edin, her şey, teşekkür ederim her teşekkür ederim kibar kibar çok kibar. Peki, Peki güzel tamam güzel yeter bu kadar çok uzun <laughs> konuştunuz evet. Şimdi Hadi başka e, başka Zeynep Öz en güzel parçam tarihi bir daha söyle lütfen. 6 Aralık e, zorlu PSM'deyiz 21 Aralık Kozi'deyiz. 27 Aralık yine Zorlu PSM'deyiz. Ee, evet, seyircilerimize bekliyoruz. Çünkü çok emek var. Ee, yazması, bütün pandemi zamanı bütün tasarımcıları aynı sevgiyle ve inançla bu kadar deli bir projeye. Çünkü ben anlatıyorum işte alet konuşuyor. Ben onunla, kızım iyi misin? Yani <laughs> diyorlar ki hala inanamıyoruz diyorlar nasıl böyle bir şey yaptık. Yani premier gecesi yönetmenimiz Kayhan Berkin, e, buradan selam söylüyorum. Zeynep diyor, o elinle tuttuğun şeyi koydun. ...kimse gülmedi ya dedi... ...ben oh dedim diyor... ...dedim iki yıldır sen bana inanmıyormuşsun ya... Yani. <laughs> ...ama diyor öyle bir inanıyorsun... ...ve öyle bir şey ki herkesi tuttun... e ...pandemi zor geçti... Çok. E, ...onun için her tiyatroya... ...sadece bizim tiyatrolarımız değil tabii... ...ciddi bir şu anda e, çaba veriliyor... E, ...bizim büyük prodüksiyon bir iş... ...ama birçok özel tiyatrodan arkadaşım da... E, ...ciddi bir savaş veriyor şu anda... ...ben dilerim ki herkes... ...her ay şöyle bir elini alıp... 2-3 tane en azından üç tane oyunu böyle bir işaretleyip gitsin biletlerini alsın isterim dilerim. peki ee, Yosi ve Şebnem de seninle evlenir miyim oyunuyla ne zaman bizim aralıkta oyunlarımız yok şu anda biz daha yeni bir turneden geldik Hı. Ee, Büyük olası biz 2021'i kapadık gibi. Peki. 2022'de Ocak'ta tekrar. Zaten, e e zaten ilan edeceksin. Tabii tabii zaten Kıbrıs ilan edeceğiz. Kıbrıs var mesela ha, aynı. Çünkü biz ikimiz de Kıbrıs'a. Belki bize koyarız. Olur. Evet. Seve tamam. seve. Tamam, okay. Burası tamam. olur. Bir Kıbrıs olma ihtimali var. Bir İsrail var. Bir İsrail'e gideceğiz. Belki eğer İsrail Sır ülkeyi açarsa bir yine kapadılar evet. falan bir şey evet. yaptılar. Evet. Efendim. Söylüyorum. Bir Almanya turnesi yapmayı düşünüyoruz. Beş altı şehirlik bir şey. Ve tabii ki yine de hani... Türkiye'nin belli yerlerinde turne yapacağız. Ben çünkü hani gerçekten hani ya bana sorsalar hani İstanbul'dan çıkalım, 45 gün turne yapalım, evet. gıgımı çıkarırsam adam değilim. Ay canım benim. Peki alkışlıyoruz evet. seni. Merhabalar beyler, konuklarım Gülçin Ergün ve Yılmaz Taner. Onlar beraber oturuyorlar çünkü ben beraber oturmalarını rica ettim. Aslında kendi işleriyle ayrı ayrı katılıyorlar tabii ki programımıza. Gülçin programımıza, birbirimize iyi gelmiyoruz son teklisi ve çok fazla dinleniyor. Hatta YouTube videosu izleniyor. Çok kısa 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 bir süre içerisinde 4 milyon kişi ben izledi dedim. ve Yılmaz Taner de... Ee, yeni teklisi dedikodu e, şarkısıyla bize katılıyorlar. Yılmaz da müsaade ederse önce e, Gülçin'le e, konuşacağız. Sen Türkiye'de gelmiş geçmiş en muhteşem seslerden birisin. Ah, çok Bunu da her gün duyuyorsun ama büyük bir tevazuyla diyorsun ki sanki hep ilk defa duyuyormuşsun gibi. Ah öyle mi? <laughs> ama çok sizden teşekkür... duymak ama, ayrı ama, bir güzel. Aman efendim yani her erse... her öyle ben ben ben, ben falan. <laughs> çünkü özellikle jingle'ların çok iyi biliniyor, şarkıların çok iyi biliniyor. Hepsi grubunda olduğu süre içerisinde oradaki en iyi kız, en muhteşem sesli kız, değil mi Ödül? Ha? Evet. Öyleydi. İstersen Tuncer'in evet. gitarını sapına söyle ona. Sesi <laughs> 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 güzeldi. Evet, evet, kesinlikle. Teşekkür ederim. Ödül'ün de sesi çok güzel. Ne demek yani, kayıt güzeli? Normalde canlı performans yaparken de güzel bir sesi var. Yani sonradan şimdi artık bu sofiler çıktı ya üstüne koyuyorlar. Hani herkes böyle oldu. <laughs> evet, herkes artık evet. şarkı söyleyebiliyor. Evet, evet. Herkes çok... İyi, Gördüğün gibi sancısı. bir dokun bin ah işi <laughs> Ödül tabii ki müzik piyasasının tam ortasında olduğu için bir yandan da bizim oyunumuzda oyuncu olarak da bulunuyor sadece. Ama yapay sesler de var ya bu açıklamayı şey yapmak çok, zorunda. Çok çok e. doğru tabii ki. Çok teşekkür ederim. Ee, evet. Ben de nacizane. Böyle Halloween'e i̇şte... katılıyormuş gibi geldin ama <laughs> bu sarı şeylerinle falan. Yani... Evet. yani şey işte böyle özenerek geliyoruz işte sizin programınızda olmak evet. güzel. Peki. Evet. Sen tabii ki bütün dinleyicilerin seni çok çok iyi biliyor ama sen hakikaten bu nedir bu tanrı vergisi ya da işte aileden genetik filan bu kadar sadece ses güzelliği bizde şey ve anadan ama canım öyle değil üzerinde çalışılmış işlenmiş geliştirilmiş teknik olarak mükemmelleştirilmiş ve sürekli daha da mükemmelleştirmeye çalıştığın bir sesin var. Ses dediğimiz zaman sadece bir hançereden ...ses tonundan e, bahsetmiyoruz tabii. Bir tekniğin var her şeyden önce. Bu nasıl oluyor? Sürekli bir çalışma, bir teknik egzersiz içinde evet. misin? Egzersiz yapıyorum tabii. Küçüklüğümden beri, ortaokul zamanlarımdan beri egzersiz yapıyorum. E, son dönemde de Joshua Alomu ile çalışıyorum. O da İngiltere'de bayağı dünya e, dünya starlarıyla çalışan bir vokal koç. Evet. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İleride çıkacak olan İngilizce şarkılarım için de onunla çalıştım. Vay be. Çok güzel büyük projelerimiz olacak. Hmm. Çok umutluyum. Peki bu çalışmalar nasıl oluyor? Mesela birisi böyle bir akor veriyor, bir nota veriyor. Böyle bunun üzerine çeşitlemeler mi yapılıyor? Çünkü konservatuar eğitiminde ya da teknik başlangıç eğitiminde... işte. Dın, bir akor basıyor hmm. na, dün, na, na 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 <laughs> na 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 na, 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 na. <laughs> değil mi? Evet. Ondan sonra hani, değil mi? Böyle bir şey yani orada e, enstrümanın sesini taklit etmeye çalışıyor. Şimdi sana bir akor e, versek, sen o akoru çeşitliyorsun, değil mi? Egzersizlerin o yönde galiba. Evet, yani aralıklarına göre e, egzersizler var. Evet. Şimdi mesela bir akor verelim ama lütfen melek yüzlü şeytan vermesin. Tuncer sen, sen orada ama Yudursun. o mu o, verir? Orada arkada sakladığımız pek insan Allah affetsin insan önüne çıkaramıyoruz. İnsan önüne insan önüne çıkarmamamızın nedeni hepimizden genç olması. Bu herif yaşlanmıyor ve ee, i̇smi Barış, yaşlanmıyor. Onun da böyle Spotify'da filan eserleri var şimdi. Fakat çok ukala bir tip, böyle teknik şeyler yapıyor. Diyor ki, ya arkadaşın dinlemesi için yapmıyorum abi diyor falan böyle bir şeyleri var. Korkunç ukala ve çok genç ve herkeslerden sakınıyoruz, kimseye göstermiyoruz. Peki mesela ne verelim? En çok ne verilir bir programda? Ya aslında senin kendi egzersizlerin var ya bu çılgın çılgın yaptıkların. Evet. Ne ver, bunun için ne veriliyor mesela? Akor, bir şey veriliyor ne? mu yoksa yataktan kalkınca kendi kendine hiçbir şey almadan yapabiliyor musun? Mesela bir, bir akor basmak falan gerekiyor mu onun için? Akor basmak gerekir de işte hani aşağıdan başlıyor yukarı doğru Biz gidiyor. Biz mesela aşağıdan bir mikrofonu da almak istiyoruz. Al. Bir, 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 dakika. Hı. Bak yok gördün mü? Hı. Yok. Hı. Hı. Benimkinde var vereyim mi? yayına gidiyor buraya mı gelmiyor? Ha. Hı, peki yayına gidiyormuş. Yayına gittiğine göre. Ha, peki. Mesela, yam, 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 yam. Bu mudur? Bir dakika. Mesela, Hayal o... kırıklığına uğradım. <laughs> Yukarı gidiyor. Ha bu... <gülüyor> <gülüyor> Ya böyle komik aslında. Hakikaten çünkü... bunlar bunlar mı yapılıyor? Ama evet. çünkü mesela sen evli değilsin değil mi? Şu Değilim. Değilsin evet. Vallahi ben evlenmezdim. Sabah kalkmış, değil gerçekten. mi? Yam 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 ya Allah kahretmesin. Bazıları da çok komik gerçekten. Bak Şu et. an aklıma geldi. Biraz veremez biz içeriye biraz verelim. Ya yam yamsız zaman yam yamlı yapıyor. <laughs> 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 evet komik olsun bizim <laughs> <zileşi> için aslında. Ya. <laughs> Vay be. <laughs> Sabah kalkıp yani. bu. Peki biz bir akor versek mesela bir caz çeşitlemesi. Caz çeşitlemesi mesela ne olabilir? Ya. Valla accordo mu Ya. Sonra mesela aşağı yukarı bunu Home yaparak <laughs> bir tane buradan atayım ben size gönder gerisini sen cümle bağlı. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya yani o da atışmalı evet. Ödüşüm. O da, o da caz söyleyen kadını yapsana hemen şurada. <laughs> ne olur? Ne olur ya? E ee, Hani şey söyle. Hay ama şey caz, söyledi, olmayan, caz olmayan, caz olmayan, caz olmayan bir şarkıyla ne olabilir mesela? Mesela ne olabilir? Caz, caz olmayan bir şarkı mesela. Onu caz gibi söylesene. Caz caz solisti gibi söyle. <laughs> Tavla beni. Tavla. <laughs> ama ağır caz gibi <laughs> söyle. Evet. <laughs> Şimdi onlar aralarını tamam. Mirkelam diye şarkı birisi şarkı varmış. Şey. Onun şarkısı var mı? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim abi ben Mirkelam'a hmm. e. ne Şarkı, gelmiş? Şarkı gibi söyleyeyim, oyunculuk gibi. Oyunculuk evet. Ha. Gözler sağ nerede? Gözler, gözler. Uzakta. Gözler ne uzak. bakacağım halka? Halka bak. <laughs> halka bak. Sabine. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, <laughs> ha beğenmiyor insanları. E, neyini beğeneceğim? Ara alkış patlatmamışlar. Evet. tavla ta Bu Türkçe cazı ama. Tavla 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 beni. <gülüyor> <gülüyor> evet. 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 Çok güzel. Sen aynı eseri seslendirmek ister misin? Hmm. Evet. <laughs> tavla, tavla, salla, salla beni salla. Vay be. Tavla, tavla, beni tavla. Bravo. <laughs> Peki, bir şey söyleyeceğim. Salla. Yani bu caz, caz solistlerinin ve caz müzisyenlerinin yaptığı şey tabii ki yüksek bir şey. Müziğin matematiği, şusu, busu, çalışması, araştırması falan çok güzel. Fakat solistlerin sözleri, yorumlayışları bana kesinlikle zevk vermiyor. Çünkü Bilmiyorum. yani bir tavla söylüyorsun, içinde kesinlikle tavla yok. <laughs> yani bütün caz yorumcu, caz yorumcuları bir şarkıyı alıyorlar. İyi ki o şarkı daha önce söylenmiş. <laughs> İyi ki ne olduğu ne anlattığı halk tarafından anlaşılmış. Sonra onun üzerine çeşitlemeler yapıyorlar. Hı hı. Aslında bu müzik düşkünleri için mükemmel tabii ki böyle de söylenebileceği, böyle de yapılabileceği falan fakat bana ilk defa bir şarkıyı caz olarak dinlediysem hiç zevk vermiyor. Sonra onu dinlemiş olmak ve bir de onun yorumu mesela. Aslında onun yani bir şeyin cover'ını yapıyorsan, bir şeyin caz cover'ını yapıyorsan zaten farklı olması lazım. Bizde bir cover meselesi yanlış anlaşılıyor. Yani Sezin aksu 20 yıl önce söylemiş, ay bir kere de ben söyleyeyim. Shinanayda Shinanay diye söyleyince <laughs> aslında cover meselesi tamamen farklı olması, senin o şarkının o olduğunu bile, işte bizim mutsuzsun da yaşadığımız şey gibi. Tarzının da farklı olması gerekiyor. Evet, var, tarzının da farklı olması. Biz evet. mesela mutsuzsun aynı şeyi Biz yaşıyoruz. aynı e, kimmiş Formu tekrar e, güne getiriyoruz, yani gün içinde tekrar söylüyoruz. Yani yani belki aranjörünün, kendi olmaz. süzgecinden geçip. Ama mesela kon, konserlerde birçok arkadaşımın yaptığını ama. ...hiç haz etmemeye başladım. Yani bir konser e, şey var ya... ...gazı var ya böyle işte. Şimdi konser, şimdi tabii ki... ...bazı sanatçılar şanslı sadece kendi şarkılarını söylüyorlar. Bazıları e, hele hele böyle kulüp konserleri filansa... ...başkalarının da şarkılarını... ...moda olan şarkıları yorumlamak zorundalar. Orada böyle Süreyi bir... uzun olduğu için. Evet bir aceleci bir potpori tarzı var. Haydi ver gazı orada. Haydi <laughs> 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 evet, evet yani... Bu bir de seyirciyi de diri tutmak için evet. bir koşturma var. Sen e, kimin şarkılarını söylemeyi seviyorsun kendi kendine? Ya da bir böyle bir konserinde falan? Senden e, Ajda baş... Pekkan severim. Hmm. E... Ajda Pekkan sevmeyen mi var? Evet. E, Yok. Ajda Pekkan evet. da Ajda Pekkan'ı çok seviyor. <laughs> evet. Zaten kendisi değil biliyorsun. Bir başkası. Yani. Yani. <laughs> ya yani Ajda kan şarkı. Yani mesela. yapay zeka. <laughs> evet. O değil. Ben Ajda'yı tanıyorum. Şu andaki Ajda o değil. Ama pek kimseye söylemiyoruz. Hangi Ajda'nın hangi şarkısı? Ee, mesela Sardı Korkular hmm. Gelecek Yıllar hmm. Söyleyeyim mi? O bugünlerin şarkısı <laughs> zaten. Ben Twitter'da <laughs> çok görüyorum bu şarkıyı. Düşünme hiç falan. Evet. Geçen gün en son aslında en çok sevdiğim şey oldu. Eee Hmm, şey bu, Son şarkısı tam, da güzel ama Ben evet. sevdim o son şarkıyı son Ay, Nihat Odabaşı şarkı fotoğraflar mi? çekmiş Kadını her tarafta <laughs> iğnelemişler Halatlara asmışlar gördünüz mü <laughs> fotoğrafları Daha çıkacak klibi Her sabah uyandığında Beni farz et Yanında Mesela burada niye <gülüyor> 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 i̇şte şarkıcı, Ama şarkıcı değil olmadığı için şarkı gibi Evet ama hayır Niye bunu yapıyor mesela? E çünkü şarkıcı. Şimdi sen istiyorsun ki Ama bak bu bana bu bana cezi bir iş gibi geliyor. Her sabah uyandığında beni farz et yanında. Yani orada değil mi? Beni Daha farz et yanında. yani mesela ben bir kadın bana söyle yani biraz da hayatın içinde olması gerekmiyor mu ya? Yani? Her sabah uyandım beni farz ediyor. Ee, derse ben başka öyle. bir eve giderim. Ama içimden öyle geliyor. Yani o benim Yani o mesela böyle istekimci. bir kadın ya. Yani anladın mı? Yani. Daha sade deneyeyim. Daha sade deneme. Sen kendin gibi yap. Zaten senin ustalığın. O. Evet. Peki sonra devamı şarkının. Öylece kolaylaşır her şey bir daha... Bakarsın gelirim aniden. Evet, kızın sesi çok güzel. Tekniği de güzel. <laughs> Sonra. Sonra. Fırsat verme gözyaşlarına. Öz geçmez anılara. Bugünü yaşamak dururken hala. Dargınsın yarınlara. Ay kıracak nefesim kalmasa bile. Ellerim uzanır olduğun yere gözlerim görmese ben bulurum yine kalbim durmuş sayınan çarpa seninle <laughs> Peki şimdi bu birbirimize iyi gelmiyoruzun notası nedir neyle başlıyoruz buna bir şey alıyoruz değil mi oradan ne diyor? Um, yani <laughs> bilmiyorum ama. Mesela bir evet. notalar zaten çok fazla yok. Bir tanesini şöyle. <laughs> Atayım falan. <laughs> Şarkımın sözünü unuttum şu anda. Hmm. Sen biliyor musun? Tükenir sözler. Ya. Bakamaz gözlerde. Tutun. Dokunamaz eller. Ama bunun türü de bir işim. Biraz da türünü anlat şarkının. Bu şarkı aslında şöyle. R&B pop bir şarkı ama hmm. Türkçe R&B pop bir şarkı. O yüzden biraz Türk e, esintisi de var. Norman Dere bir diss atsana baştan o zaman. oh. <laughs> <laughs> Disslere pek ben yanaşmıyorum. Hmm. <laughs> Kendi yağımda kavruluyorum. Onun sesi bize diss atıyor zaten abi. Ay canım efendim, canım efendim. Ne kadar, <laughs> ne kadar zarif bir adam. Evet, sonra? E, ve Genco Ecer tarafından yazıldı söz ve müzik olarak düzenlemesi Bülent Aris ve e, Payix tarafından yapıldı. Bunları söylemezseniz sonra evinize Olmuyor. adam filan gönderiyorlar mı? <laughs> Olmuyor. Bunları söylemem lazım. Bu paket program. <gülüyor> <gülüyor> ya bu nedir böyle bir şey? Ama bu herhalde emeğe saygı değil mi? Evet, Başka bir yani şey olamaz. Ya bu bütün belki. müzisyenler bunun derdindeler. Mesela bak tiyatrocular için umursar. Tiyatucuya hani tiyatrocular da söyle işte oyunumuzu şu yazdı bu yönetti falan filan. Şunlar oynuyor filan ama tiyatrocuların keyfi olduğu için hani sizde bir şey var çıkar çıkmaz bunu söylemek. Ama... eştelemişin cennetemi neymişi bilmem bilme, yaptı bilme falan sonra <laughs> eve adam göndermişler diye <laughs> <laughs> e, Aslında biz e, sanatçı olarak hani e, seslendiren kişi olarak e, vitrinde biz varız ama bizim arkamızda büyük bir ekip var. Onların da e, emek verdiğini söylemek zorundayız. Bir Onlara bir teşekkür etmek var aslında, zorundayız evet, bence. Evet. Bunu bir görev olarak biliyorum. E, Maşallah. Sadece... Ve buna iktifa eden insanlar yani bu çünkü ar arkanızdaki bu kişiler hep arkanızda olarak yaşıyorlar ve ölüyorlar yani siz gündeme evet. getirmezse onlar çünkü öne çıkıp şarkı söylemiyorlar ve sizin sürekli atıfta bulunmanız isimlerini zikretmeniz ne kadar güzel evet. maşallah evet. ne yaparlar evet. bunlar evde mi oturup bunu şarkılar mı yani onlar bütün bu aşkları filan bunlar mı yaşıyorlar böyle <gülüyor> <gülüyor> bütün bu heyecanlamalar hallenmeler ondan sonra düşünmeler e, bulmalar, bütün bu duyguları bir araya getirmeler. Bunlar yapıyor. Evet, e, biz de seslendiriyoruz. Aslında ben kendi şarkılarımı da seslendiriyorum ama e, bu sefer ilk defa, yani ilk defa değil ama uzun süre sonrasında e, ilk defa e, Genco Ecer'in şarkısını seslendirdim. E, ve bu arada Bülent ile e, de çalıştığımı söylemiştim. E, o da dünya çapında müzisyenlerle büyük... E, Başarılara e, imza atmış bir aranjör. Mesela Backstreet Boys, NSYNC, tanırsınız. Evet. E, o, e, daha niceleri var. Hmm. E, hmm. Ve onunla beraber çalışmak çok güzel oldu benim için. Aslanım ah, be, ne cici kız. Ne kadar terbiyeli, <laughs> ne kadar... Peki mesela ben merak ediyorum. Bu Ebru Gündeş hanımefendinin şarkısı Fırtınalar koparsa kopsun diye böyle ortalığı fırtınalara boğdu. Bu şarkıyı Ebru Gündeş yazmadı. Yorumcu Ebru Tamam o yorumcu. Evet. Peki arkada adam kadın evden çıkmayan o fırtınaları yaşayan biri var. Evet. Ona da şöyle yansıyor. Mesela fırtınaları gören kendi beste yapamayan bir şarkıcı hemen onu arıyor. Hit yapmışsın bana da ya bir tane anladık. Musun? Tamam Bu Bunu da hiç anlıyorum ama ben yani. fırtınaları yaşayanı merak ediyorum. Yani fırtınalar koparsa kopsun ne sonra sözleri söylesen şu şarkıyı. Gel, Allah ya, ay, ya sen gel şu Ya, ya Ebru Gündeş Ek olarak. Ektingini mi istiyorsun, şarkısını mı? Hayır, Ebru Gündeş olarak istiyorum. Ebru Gündeş olarak evet. istiyorsun. Evet, bak, bak. Bak şimdi bir şey anlatacağım da onun için lütfen buyurun. Bur evet, 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 Ebru Gündeş diyorum işte. Ne anlatacağım, evet. Kariyerim şu anda sönüyor, çok güzel evet. oldu yani. böyle oldu. <laughs> Fırtınalar koparsa kopsun sürüklesin ikimizi arzular tutuş dursun <gülüyor> <gülüyor> hocam size de sormak istiyorum yani bütün dünyada şu bak... Türkiye'de erkekler değil mi belli bir yapıları var değil mi hani böyle hani adam erkek falan bütün Türk bütün yani halka mal olmuş e, solistlerin tenor olması e, ve bütün e, kadınların erkekte baritona tekabül eden e, şey olması Alto, sopran. Altos, şey o, sopran öyle ya ya tenor hayır hanımlarda ne anladım. oluyordu kadın sopran. Altos, oluyordu. sopran, sopran yani. Mesela şimdi mi? yani bütün erkekler kadın sesli bütün kadınlar erkek sesli. <laughs> Bak onu onun için yaptığı fırtınalar. Bunu bir kadın söylüyor. Erkek delikanlılar tenor. <gülüyor> <gülüyor> yani tenor olmak evet böyle bir aslında sanki daha iyiymiş gibi ama hepsini... hayrımatsıyor. Çok acayip bu bizim bizim yöremizin, bizim coğrafyamızın sadece Türkiye değil. Yani kadınlar Memnuna. <laughs> <laughs> Metin Milli Yardım Ama adam gibi. ona delikanlı diyor. Ne haber hanım? <laughs> yemek da hazır da mı da. diyor ama kadında hoş geldin kocacığım <laughs> diye bir ses var. Adam da ne haber yemek hazır mı diye de bir ses var adamda. Ya böyle bir karşıtlık olabilir mi canım? Ne acayip bir şey. Siz ne desin? Benim ee, bariton ve tenor arası. Evet bariton e, baritonsunuz daha çok. Yani biraz daha... tenor derseniz özür dileyeceğim de ee, onu <gülüyor> <istiyorum>. <gülüyor> Yani Ama Türkiye'nin en büyük erkek daha, sesleri tenor canım. Evet. Bek... Yani e, Fırtınalar belki başka bir e, seste söylenseydi bu kadar reaksiyon göstermeyebilirdi hmm. Ebru Gündeş'in sesinde. Ama orada daha... hükmeden bir ses var. Ya evet orada. Yani yine Fırtınalar koparsa kopsun diye işte. Bir şey var Bir e, şey değil hani bir dilek bir yakarma hmm. değil o sesle beraber Tamam ulan <laughs> gibi böyle bir... E, <laughs> Akıllı olun yani. Hani yekten Burada böyle bir... bir, bir bi, şey. Biçilmiş bir kader var yani öyle anlatıyor. Ben şeye gelmek istiyorum. Az önceki e, background için mutfağındaki isim Lütfen. kısmına gelmek istiyorum. E, orada aslında e, şey bir durum da var. Ticari bir durum da var. Yani e, o isimleri vermemiz lazım ki o insanların da e, o şarkılarını... a bu şarkıyı kim yapmış? İşte Fırtınalar, Hı -hı. Aşkın Tuna. Yani... Aşkın o, Tuna ve Feyyaz Kuruş. Feyyaz Kuruş, evet. Hı. O şarkıyı, melodiyi seven biri hemen o e, eser sahibine yönelip başka şarkı var mı dediğinde Hı. bu alt alt arka tarafta bir aslında pazar oluşturmuş oluyor. Hı. Aslında Hı. bir geçim e, e kaynağı gibi ki. oluyor. Doğru, tabii ki. Biz de bu isimleri söyledikçe o insanlara, e, dostlarımıza, müzisyen dostlarımıza aslında biraz faydamız olmuş oluyor. Peki. Onların bizi olduğu kadar. E, Yılmaz'ı tanıyalım. Bir kere her şeyden önce müzik öğretmenisin. Evet. Mükemmel. Ya, yapmıyorum ve ama şu anda Şu anda yapmıyorsun. Aldım. Hem de e, söz yazıyorsun ve evet. e, beste yapıyorsun. Bu e, bir ay önce çıktı dedikodu ve s sana mı ait söz ve müziği? <laughs> Sözü ve müziği Çağrı Telkıvar'a ait. Çok güzel. Bey, o da değerli bir müzisyen, önemli bir müzisyen. Aranjör. Gitar çalıyorsun. Benim Anadolum okulda klasik hmm. gitar, hmm. E, batı müziği ve şan eğitimi aldım, hmm. koro eğitimi aldım. Hmm. E, işte Sahnede gitar çalıyor musun? Sahnede genelde söylüyorum. Hmm. E, orkestram, birlikte takılıyoruz yani. Hmm. E, söz yazıyorum, beste yapıyorum. Sanatçılarda benim de şarkılarım var. Bazı sanatçılarda, önemli sanatçılarda diyeyim daha doğrusu. Hmm. İşin aslında bir 20, 20 yıla yakındır mutfağındayım. Yani. Evet, evet. Aslında pek daha genç söylediği gibi pek böyle magazinle alakalı çok fazla evet, bir yok, şeyim yok. yok. Müziğim duyulsun istiyorum, şarkılarım duyulsun istiyorum. Birçok değerli müzik adamıyla da hala çalışıyorum, devam Ama ediyorum. 1982 doğumlusun. Evet. Ama daha genç gösteriyorsun. Çok şükür diyelim yani. Ha? Çok Sen de genç de. gösteriyorsun. Evet abi, İzmirli olmak diyelim. Ya Ege'nin e, suyundan mıdır çünkü. artık ne? Evet. E, Zeytinyağından mıdır? <laughs> evet. Kızlarından ya. mıdır? <laughs> ya çok teşekkür ederim. Harika bir iltifat oldu okan abicim. Ya hakikaten ama gerçekten öyle ya. Şey ben e, kaç oluyor yaşı? 1980 40 yaşına giriyorum şubatta. E 40'da hiç öyle 40 göstermiyor değil mi? Çok mersi, Çok sağ olun. Ya, yani. Hakikaten. Otur yani falan yediriyorum bazen öyle şey. Hayır ben şu anda seni 25 olarak salarım sahnelere. Ben şu an takla <laughs> yani. burada abi. Hayır canım efendim. Çok iyi ya. Yani. Peki e, konserlerin oluyordur sürekli. E, konserlerde nasıl bir repertuvar var? Kendi şarkılarının. Kendi şarkılarımla yani. başlıyorum. Hmm. Ee, yani aslında benim çok büyük bir kitlem var mı bilmiyorum ama hmm. benim şarkılarımı seven de mutlaka insanlar hmm. var. Hmm. Beni takip edenler var. Kendi şarkılarımla başlıyorum sonra güncel popüler şarkılarla. Ee, devam Sen ediyor. de koşturarak mı söylüyorsun onlara? Yani bir e, tartım içinde tabi devam ediyorsunuz. <laughs> evet, yani. o tartım niye koşarak oluyor? Ben ona yani koşturanlar var. Hayır, yani bu <laughs> mesela ben Altay'ı çok severim. <laughs> hakikaten Altay'ın mesela işte kulüp tarzı yani ilk başta aklıma Altay geliyor. Evet, Altaylar Ö... biraz akıcıdır Örnek konu, vermek gerekirse Altay hakikaten şeyi başlatıyor. Ee, konserine ba başlıyor ve herkes hoplaya zıplıyor, hoplaya evet. yani... hep beraber <laughs> e, bir yere koşturuyorlarmış gibi, bir yere yetişiyorlarmış gibi. Hatta da, hatta da, hatta hep 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 diye bir şey ve o bu işin mesela bir numarası bence. Sonra bu tür, bu tür kulüp kulüp işlerinde. Sonra şimdi bakıyorum, 40 yılın e, isimleri de aynı yola girmeye başladılar ve beni şey yaptı bu yani bunun zaten iyi örnekleri var yani bunu taklit etmeye gerek yok. Bu beraber yani sahnede şu daha değerli değil mi yani birisinin bir an durması dolayısıyla seyirciyi de durdurması bir dakika şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ha bir ne oluyor hani filan ve işte şimdi bu hani koşturarak şarkı söylemek yerine. Yani orada de işte ritmi, o ambiyansı ayakta tutma adına belki buna e, mekanlar mı istiyor acaba? Mekanlar zaten bunu talep ediyorlardır yani eminim yani ya da bir He, level var. Bu. Önceki ben level. İşim o yüzden bıraktım. Evet. Neyi? Son işimi o yüzden bıraktım. Yani İşletmeci gelip bana Türkçe Hareketli diye telefonu gösterdi. Türkçe Hareketli. Orada iş ilişkimiz bitmiş ya, oldu. Ya Türkçe Hareketli, yani. yani o sözlerin hiçbir değeri yok. O besteler zaten e, üfürüldü, yapılmadı yani. Beste olarak bestelenmedi de hani birileri onları üfürmüş gibi. Hani bu Türkçe Hareketli dendiğinde mesela benim de tüylerim... Mesela biz de oluyor. şöyle başlıyor. E, Altyapı da kullanıyoruz biz. Hmm. E, kendi şarkılarımızın ve... ...sanatçı arkadaşlarımızın altyapılarını aldığımız şarkılar var. Onlar zaten orijinal metronomları içinde... E, ...icra ediliyor ama diğerleri... ...çünkü o ambiyansa göre dur, durdurabiliyorsun... E, ...karşıya söyletebiliyorsun. Orada bir akışta tabii sorun oluyor ama. E, <laughs> Ödül bir örnekle bize açıklar mısın? Bunu fırtınalarla bir e, yani... <laughs> ...ya rica ediyorum ne olur ya. Yani fırtınalarla bir kulüp tarzı yap... ...bir de konser tarzı yap mesela ya işte, fırtınalarla. konser tarzı olunca kimsenin bir acelesi olmuyor. Doğru. Anlatacağın anıyı da dinler, amcanın oğlunun anılarını da dinler, orada bir sorun yok ama varsa e, zaten eğlendir beniye döndü. Kik i̇şte, biraz zaten... hızlı gelmesi lazım. E, Kikin birçok sanatçı o yüzden kaçışlı. E, Metrona Hızlı gelmesi lazım. Yani şimdi işte... İki tane fırtınalar söyle bize, okay. konser ve kulüp. Mesela ben konserimde söylesem şöyle söylerim diye düşünüyorum şarkıyı. Tamamen kendi bakış açımdan söyleyeceğim yani. Bir dost gibi davran bana Herkes bizi öyle bilsin Bugün burada bütün olanlar Saklı gizli sürü gitsin Mesela böyle söylerim bu, 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 bir şey... Göz göze Ko bakmaya çalışırım, bir şey anlatmaya çalışırım. Şimdi geldi Türkçe hareketli telefon geldi. Bebeğim hazır mısın? Ay hiç hazır değil. Dur Yusuf'u bir öpüp uyandırabilir miyim? <laughs> Aşkın patlat. Mesela zaten ritim bu. Patates köftesi, patates köftesi. Mutlaka böyle olmak zorunda bu ritim. <laughs> Fırtınalar koparsa kopsun. Sürüklesin. Arzular şu bizi razıya. Yani bu artıkça öyle gidiyor artık canlı <laughs> <laughs> performans